Üçüncü Bölüm Şahane ve mesut bir hafta geçti. Tehlikeyi bu sefer de atlatmış, her güne yiyecek bir şeyler bulmuştum. Cesaretim artmıştı. Peş peşe demirler sürüyordum ateşe. Tezgahımda üç dört yazım vardı. Fakir beynimde tek kıvılcım bırakmayan, beliren her düşünceye sahip çıkan yazılardı bunlar. Ve ben durumu her zamankinden daha iyi buluyordum. Uğruna o kadar taban teptiğim, bunca ümidi bağladığım son yazımı müdür geri göndermişti. Öfkeli, hakarete uğramış bir daha okumaksızın bu yazıyı derhal imha etmiştim. İlerisi için başka bir gazetede teşebbüse geçmek istiyor, açık kapılarımı çoğaltmayı düşünüyordum. Bu da bir işe yaramazsa daha da sıkıştım mı gemiler vardı sığınacak. Denize açılmaya hazır rıhtımda bekliyordu. Rahibe, çalışmam karşılığında beni Archangela yahut nereye gidiyorsa oraya iletirdi ihtimal. Çeşitli yönlerden ümitlerim yok değildi şu halde. Sonuncu kriz bana fena tesir etmişti. Tutam tutam saçlarım dökülmüştü. Hele sabahları dayanılmaz baş ağrılarından gözümü açamamış, stresten kurtulamamıştım. Gün boyu oturmuş yazmıştım. Ellerimin üstünde soluklarımı duymaya tahammül edemediğim için ellerimi bezlere sarmıştım. Yen olay, aklımda ahır kapısını biraz hızlıca kafasa yahut arka avluya bir köpek gelip havlamaya başlasa iliklerime kadar ürperiyor, her tarafımın kesildiğini hissediyordum çökmüştüm. Her gün işim üzerinde didiniyor, kendime karnımı doyuracak vakti bile çok görüyor, lokmalarımı yutar yutmaz tekrar yazmaya oturuyordum. Bu müddet zarfında gerek yatak gerek ayağa sakat küçük masa, üzerinde değişik olarak çalıştığım notlar yazılı kağıtlarla dolmuştu. Gün boyunca aklıma gelen yeni şeyleri bunlara ekliyor, baştan başa çiziyor, yer yer ölü noktaları parlak bir kelimeyle diriltiyor, olanca gayretimle cümle cümle ilerliyordum.'' Yazılarımdan biri bir ikindi üstün nihayet tamamlandı. Memnun mesut cebime soktum. Komutana gittim. Tekrar biraz para bulmak için kaybedilecek vakit kalmamıştı. Cebimde birkaç öre vardı olup olacağı. Komutan biraz oturmamı rica etti. Şimdi ve tekrar yazışma daldı. Küçük bir oda etrafıma bakındım. Büstler, tas basması resimler, gazete kesikleri, bir adamın nesi var nesi yok yutacağı benzeyen muazzam bir kağıt sepeti. Reddedilen yeni yeni yazıları, paramparça olan yeni yeni ümitleri kabule daima hazır, daima açık bu dev boğaz, bu ejderha ağzı karşısında içime bir hüzün çöktü. ''Bugün ayın kaçı?'' dedi komutan birdenbire masasından. ''28'i'' diye cevap verdim. Ona bir yardımım dokunduğu için memnun. 28'i hala yazıyordu. Nihayet birkaç mektubu zarflarına koydu, birkaç kağıdı sepete attı ve elinden kalemi bıraktı. Sonra koltuğunda bir döndü, bana baktı. Hala kapı yanında ayakta olduğumu görünce yarı şaka yarı ciddi bir el işaretiyle bir iskemle gösterdi. Ceketimi açınca yeleksiz olduğumu görmesin diye arkama döndüm. Cebimden yazımı çıkardım. Korajyonun karakteristik cepheleri üzerine küçük bir etüt dedim. Fakat ne yazık ki galiba üslubu kağıtları elimden aldı karıştırmaya başladı. Bana dönüktü yüzü. Adını daha çocukluk çağlarımda duyduğum, gazetesi o yıllardan bu yana bende pek büyük tesirler bırakmış bu adamı şimdi yakından görüyordum. Saçları kıvırcıktı, güzel kahverengi gözleri biraz huzursuz. Zaman zaman burnundan soluyordu. İskoçyalı bir rahip, sözleri düştükleri yerde daima kanlı kabartılar peyda eden bu tehlikeli yazardan daha halim selim olamazdı. Bu adamın karşısında garip bir korku ve hayranlık duyuyor, gözlerimin yaşarmak üzere olduğunu hissediyordum. Bana öğrettiği bunca şey için kendisine ne kadar candan sevdiğimi söylemek, bana kötülük etmemesini rica etmek üzere elimde olmadan bir adım ilerledim. Çektikleri kafi bir fakir acemi çaylaktım ben. Başını kaldırdı. Kağıtları yavaşça katladı. Düşünceye daldı. Vereceği red cevabını kolaylaştırmak için elimi uzattım biraz. Bir şeye benzemiyor değil mi? dedim. Üzülmüş görünmemek için gülümsedim. ''Bize yalnız popüler şeyler lazım.'' cevabını verdi. ''Okuyucuların ne çeşit kimseler olduğunu bilirsiniz. Yazınızı alsanız da üslubunuzu biraz basitleştirseniz veya halkın daha iyi anlayabileceği şeyler yazsanız.'' Gönlüme alışı beni hayrete düşürdü. Yazımın reddedildiğini anlamıştım. Fakat geri çevrilmenin bundan daha güzeli olamazdı benim için. Onu daha fazla alıkoymamak için cevap verdim. ''Hay hay, yazarım.'' Kapıya doğru yürüdüm. ''Şey...'' ''Sizi meşgul ettiğim için affınızı dilerim.'' Eğilip selam verdim. Kapının tokmağına el attım. ''İhtiyacınız varsa ufak bir avans alabilirsiniz.'' dedi. ''Yazacağınıza sayarsınız.'' Yazmaya yaramadığını görmüştü ya işte. Teklifi bu yüzden beni biraz küçük düşürdü. Cevap verdim. ''Hayır, teşekkür ederim. Param var henüz.'' ''Çok teşekkür ederim. Hala asmarladık.'' ''Güle güle.'' Cevabını verdi. Komutan hemen yazı masasına döndü. ''Layık olmadığım halde bana karşı çok iyi davranmıştı. Bunun için minnettardım kendisine. Bunu takdir etmesini de bilmeliydim. Beni tam manasıyla memnun edecek komutanı da biraz şaşırtacak, hiç düşünmeden bana 10 kron verdirmeye sevk edecek bir yazı getiremedikçe ona uğramamaya karar verdim. Odama gidip yeni baştan yazmaya koyuldum. Ertesi akşamlarda saat 8'e doğru hava gazının yakıldığı sıralarda hep şu olayla karşılaştım.'' Gün boyu yorulup yıprandıktan sonra caddelerde bir küçük gezinti yapmak için sokağa çıktım mı? Sokak kapısının az ilerisinde fenerin yanında siyahlar giymiş bir kadın görüyordum. Ben yanından geçerken yüzünü bana çeviriyor, beni gözleriyle takip ediyordu. Hep aynı elbiseyi giyiyor, yüzünü gizleyen, göğsüne aşağı sarkan hep aynı kalın peçeyi takıyor, elinde sapı fil dişi halkalı bir ufak şemsiye tutuyordu. Onu üç akşam peş peşe hep aynı yerde gördüm. Ben yanından geçip gidince yavaşça geri dönüyor, caddenin aksi istikametinde uzaklaşıyordu. Sinirli beynim antenlerini uzatmış zihnimde derhal saçma bir düşünce, bu kadının buraya benim için geldiği düşüncesi belirmişti. Sonunda onunla konuşmayı, birisini mi arıyorsunuz? Bir yardıma mı ihtiyacınız var? Sizi evinize götürebilir miyim? Bu berbat kılığımla karanlık sokaklarda sizi koruyabilir miyim? diye sormayı geçirdim aklımdan. Fakat bu işin ucunun paraya dayanabileceği korkusu belirdi içimde. Bir bardak şarap, bir araba yolculuğu gerekirdi belki. Benimse param yoktu. Bomboş ceplerim bütün ümidimi kırıyordu. Yanından geçerken biraz dikkatlice bakmaya bile cesaretim yoktu benim. Açlık yine bildiğini okuyordu içimde. İki gecedir azıma lokma koymamıştım. Ama yine de öyle uzun bir zaman değildi bu. Ben günlerce süren açlıklara az mı dayanmıştım? Fakat bu beni endişeye düşürüyordu. Eskisi gibi tahammül edemiyordum artık. Bir gün aç kalsam uyuşuyor, su içsem iki de bir kusmaya başlıyordum. Üstelik üşüyordum geceleri. Hiç soyunmadan, gündüz ki kılığımla yattığım halde soğuktan morarıyordum. Her gece buz kesiyor, uykuda kas katı oluyordum. Eski battaniye hava cereyanını önleyemiyordu. Sabahları dışarıdan yüzüme işleyen kırağılı, sert havadan burnum şişmiş uyanıyordum.'' caddelerde yürüyor, ilk makaleyi tamamlayıncaya kadar dayanabilmek için ne yapacağımı düşünüyordum. Bir mumum bari olsaydı, gece yarısına kadar çalışırdım. Şöyle esaslı bir hamle yapsam, bir iki saatte bitirir, yarın da komutana giderdim tekrar. Dost doğru Oklanski'ye gittim. Bir mum alabilmek için on öre temin etmek üzere bankadaki genç ahbabımı aradım. Kimsecikler mani olmadan bütün salonlara baktım. Bir düzine masanın önünden geçtim. Sohbete dalmış müşteriler yiyip içiyorlardı. Kahvenin ta sonuna, kırmızı salona kadar gittim. Aradığım adamı bulamadım. Canım sıkılmış, gevşemiş çıktım sokağa. Saray istikametinde yola devam ettim. Yolumu kesen engellerin bitip tükenmezliği karşısında çıldırmaz da ne yapardım? Yavaş ve öfkeli adımlarla, ceketimin yakasını hoyratça yukarı kaldırmış, ellerimi pantolon ceplerimde yumruk yapmış yürüyor, Yol boyunca bahtımın karanlığına söylenip duruyordum. Yedi sekiz ay var ki tek saatim tasasız geçmemişti. Her haftanın her günü en azından bir gıda aldığım olmamıştı. İşte şimdi sefalet bana yine diz çöktürüyordu. Her şeye rağmen dayanmış, bunca yoksulluğun göbeğinde namuslu kalabilmiştim. Hay, alabildiğine namuslu. Aman Allah, ne de aptalmışım. Hans Pauli'nin battaniyesini rehine vermek istediğim için şerefime leke sürdüğümü anlattım kendime. Bu ince dürüstlüğümle eğlenerek güldüm. Hakaretle tükürdüm sokağa. Kendi aptallığımla adam akıllı alay etmeye kafi kelime bulamıyordum. Şimdi olmalıydı ki şu anda sokakta bir okullu kızın harçlığından arttırdığı bir beş para yahut yoksul bir dulun düşürdüğü bir öre bulsaydım alır cebime atardım. Vicdanımsızlamadan bu parayı çalar, Sonra da bütün gece kütük gibi uyurdum. Boş şeyler uğruna böyle tarifsiz acılara katlanmış olmam, işte şimdi semeresini veriyordu. Sabrım tükenmişti. Ne olursa olsun her şeyi yapmaya hazırdım artık. Sarayın etrafını üç dört kere dolandım. Sonra odama gitmeye karar verdim. Parkta ufak bir tur daha yapıp Karl Johan Caddesi'nin yolunu tuttum. Saat on bir sularıydı. Cadde karanlıktı bir hayli. Sağda solda insanlar dolaşıyordu sessiz çiftler, gürültücü topluluklar. Önemli saat çalmıştı. Gizli şeylerin olduğu, taşkın maceraların başladığı çiftleşme vakti. İleride Grand Hotel'in orada bir sesleniş. Emma, bütün cadde üzerinde sıcak buharlar tüten bir bataklıktı sanki. Elimde olmadan ceplerimde iki kron arandım. Gelip geçenlerin her hareketinde titreyen ihtiras, hatta sokak fenerlerinin donuk ışığı, sessiz ve gebe gece. Hepsi birden beni sarmaya başlıyor, fısıltıyla, kucaklayışla, titrek itiraflarla, yarım sözlerle, hafif iç çekişlerle dolu bu hava beni tahrik ediyordu. Blankuist'in kapı aralığında birkaç kedi yüksek perdeden sevişiyorlardı. İki kronun bile yoktu benimse. Bu derece yoksulluk bir faciaydı. Sefaletin son perdesiydi. Zilletti, rezaletti. Yeniden fakir dulun son meteliğini bulsam derhal cebime atacağım bu parayı hatırladım. Bir okul öğrencisinin kasket ya da mendili bir dilencinin ekmek torbası geldi aklıma. Yerde böyle bir şey bulsam doğruca eskiciye götürüp satacak, parasını hovardalığa harcayacaktım. Kendimi teselli etmek, kötülükten korumak için yanımdan geçip giden bu neşeli insanlarda bin bir kusur aramaya başladım. Çifter çifter geçip gidişlerine hınçla omuz silkiyor, dudak büküyordum. Memnu meyvelerden çimlenen ve kanaatkar talebeler, bir terzi kızına sarkıntılık yaptılar mı bir Avrupalı gibi hovardalık ettiklerini sanıyorlardı. Şu züppeler, banka memurları, toptancılar, bulvar aslanları. Kutor'daki gemici kadınlarıyla bir bardak biraya önlerine çıkan ilk kapı aralığında bir fahişeye bile tenezzül ediyordu bunlar. Birisine rastlar mı, rastlamaz mı aldırmadan kaldırıma ileri bir tükürü kattım. Gözlerimin önünde kırıştıran bu insanlara karşı duyduğum nefretten kuduruyordum. Başımı dik tutuyor, dalalete sapmadığım için üstün ve mutlu hissediyordum kendimi. Storting meydanında bir kız gördüm, yanına vardım. Uzun uzun baktı bana. Merhaba dedim. Merhaba dedi. Durdu. Şey, geç vakit hala dolaşıyor musunuz? Genç bir kadın için bu saatlerde Karl Johan Caddesi'ne gitmek biraz tehlikeli galiba, değil mi? Evet ama hiç laf atan sırnaşan olmuyor mu? Yani açıkçası sizinle gelebilir miyim? Şaşkın şaşkın baktı. Ne demek istediğimi yüzümden okumaya çalıştı. Sonra birdenbire koluma girdi. Peki, gidelim. Yürüdük. Faytonların önünden geçip bir iki adım daha atmıştık ki, durdum, kolumu kurtardım. Dinle yavrum, dedim. Metelik yok bende ve çekip gitmeye hazırlandım. İlk anda inanmak istemedi. Ama bütün ceplerimi arayıp da hiçbir şey bulamayınca içerledi, başını salladı. Hölük dedi bana. İyi geceler, iyi geceler. Durun biraz, gözünüzdeki gözlük altın mı? Hayır. O halde cehennem olun, yürüdüm. Az sonra arkamdan koştu, tekrar seslendi. Ama yine de gelebilirsiniz, dedi. Fakir bir sokak fahişesinin bu teklifi karşısında küçüldüğümü hissettim. Hayır dedim. Hem vakit çok geç. Birisiyle de randevum var. Sonra senin böyle bir fedakarlıkta bulunman doğru değil. Siz karışmayın. Ben şu anda sizi istiyorum. Fakat ben seninle bu şekilde gidemem. Başka kadına gideceksiniz tabii. Hayır, cevabını verdim. Ah, artık o kuvvet yoktu ki bende. Kadınlar benim için erkekten farksızdılar. Sefalet kurutmuştu beni. Öbürlerine benzemeyen bu fahişe karşısında acınacak bir durumda olduğumu hissettim görünüşü kurtarmaya karar verdim. İsminiz ne sizin? diye sordum. Mary mi? Güzel. Şimdi beni dinleyin Mary. Ve ona niçin böyle yaptığımı anlattım. Kız hayrete düştü. Yani siz beni geceleri caddelerde dolaşıp da küçük kızları tavlayanlardan biri mi sandınız? Benden böyle bir kötülük umar mısınız cidden? Yoksa size başlangıçta terbiyesizce bir şey mi dedim? Aklından kötülük geçen kimse hiç benim gibi davranır mı? Sadece sizinle konuştum. Sizinle birkaç adım yürüdümse bunun sebebi sizin bu işi nereye vardıracağınızı görmek arzusudur. Hem ben falancayım, rahip planca. İyi geceler. Gidiniz ve günah işlemekten vazgeçiniz. Böyle deyip yürüdüm. Bu güzel buluşumdan dolayı memnun, ellerime ovuşturuyor. Yüksek sesle konuşuyordum kendi kendime. İnsanın her gittiği yerde hayırlı işler yapması ne saadet. Ben belki de bu düşmüş kızcağıza kendini ıslay için ön ayak oluyor, onu ömrü boyunca kurtarıyordum. Düşününce o bunu takdir edecek, hatta ölüm saatinde kalbi şükranla dolu beni hatırlayacaktı. Ah ah, her şeye rağmen namuslu olmak boşuna değildi doğrusu. Dürüst ve namuslu olmak, keyfime diyecek yoktu. Kendimi ne olursa olsun her şeye karşı cesur ve dinç hissediyordum. Yalnız bir ışığım olsaydı yazımı bitirebilirdim herhalde. Cebimde yeni anahtar yürüyor, şarkı mırıldanıyor, ıslık çalıyor, kendime bir kredi sağlamak imkanlarını düşünüyordum. Kağıtlarımı alıp sokağa çıkmaktan, fenerin altına gitmekten başka çarem kalmamıştı. Sokak kapısını açtım, yukarı çıkıp kağıtlarımı aldım. Tekrar aşağı inince kapıyı dışarıdan kilitledim. Fenerin altına dikildim. Sessizdi her taraf. Yalnız ileride bir yan sokaktan bir polisin ağır ve tok ayak seslerini ve daha uzaklarda sen Hans Hagen taraflarında bir köpeğin havladığını işitiyordum. Hiçbir şey beni rahatsız etmiyordu. Ceketimin yakasını kulaklarıma doğru kaldırdım. Var kuvvetimle düşünmeye bağladım. Şansım yaver gider de bu ufak incelemenin sonunu getirebilirsem, bunun bana mükemmel şekilde yardımı dokunacaktı. Oldukça zor bir noktaya gelmiştim. Hissettirmeden yeni bir temaya geçmem gerekiyordu.'' Sonra kısılmış, glissando bir fina, uzun bir mırıltı kısmı gelecek, derken ses perde perde ve gür yükselip sona erecekti. Bir patlayış gibi, çatlayan bir kayanın gümbürdüğü işi gibi, sarp ve sarararak sona erecekti. Tamam, nokta. Fakat kelimeler aklıma gelmiyordu. Yazıyı baştan sona okudum. Cümle cümle yüksek sesle okudum. Ama düşüncelerimi bu çatırdayan klimaksa toplayamıyordum bir türlü. Durmuş, bu iş üzerinde çabalarken polis geldi üstelik. Bir hayli uzağımda yolun ortasına dikildi. Bütün keyfimi kaçırdı. Ben şu anda şuracıkta komutan için yazmakta olduğum bir yazıya mükemmel bir klimaks üzerinde uğraşıyorsam bu onu ilgilendirir miydi? Ya Rabbi, istediğim kadar savaşayım, kendimi kurtarabilmem imkansızdı işte. Orada bir saat kaldım. Polis çekip gitti. Soğuk fazlalaştı. Ayakta duramaz oldum. Boşa giden bu yeni denememden cesaretim kırılmış, ümitsiz, sonunda yine kapıyı açıp yukarı odama çıktım. Oda soğuktu. Bu zifiri karanlıkta penceremi güçlükle seçebiliyordum. El yordanıyla yatağımı buldum. Kunduralarımı çıkarıp ayaklarımı avucumda ısıttım. Sonra yattım. Çoktandır yaptığım gibi, üst baş soyunmadan, gündüzki kılığımla yatağa girdim. Ertesi sabah ortalık aydınlanınca yatağımda doğruldum. Oturdum. Yeniden yazıya giriştim. Öğleye kadar hep yatakta oturup 15-20 satır çıkardım ortaya. Bitiş kısmına gelebilmiştim hala. Kalktım, ayakkabılarımı giydim. Isınmak için odada gezinmeye başladım. Camlar buz tutmuştu. Dışarıya baktım. Kar yağıyordu. Arka avluda taşların, tulumbalı kuyunun üzerine kalın bir kar tabakası kaplamıştı. Odada gidip geliyor, hedefsiz dolaşıyor, tırnağımla duvarları kazıyor, alnımı yavaşça kapıya dayıyor, İşaret parmağımı döşemeye vuruyor, dikkatle etrafa kulak kabartıyordum. Hepsi de manasız hareketlerdi bunlar. Önemli bir şey tasarlıyor gibi sessiz ve düşünceliydim. Bu arada birkaç kere yüksek sesle "Aman Allah'ım, bu delirmenin ta kendisi." dediğimi duydum. Duydum yine de durmadan bu hareketleri tekrarlıyordum. Uzun zaman sonra, belki de birkaç saat kendimi topladım. Dudaklarımı ısırdım. Elimden geldiği kadar tutmak istedim kendimi son vermek gerek. Ağzımda çiğnemek için bir yonga arandım. Tekrar azimle yazmaya oturdum. Güç bela birkaç kısa cümle yazabildim. Sırf ilerleyebilmek için zorla ele geçirebildiğim bir düzine bir çare kelime. Sonra durdum. Beynim bomboş, gerisi gelmiyordu. Taş çatlasa daha fazla ilerleyemediğimi görünce fal taşı gibi açılmış gözlerimi bu son kelimelere, bu atılmış da yarıda kalmış kemerlere diktim. Garip ve titrek harfler Dikenli şekiller gibi gözleri gözümde, kağıttan doğru beni seyretiyorlardı. Sonunda bütün bunlardan hiçbir şey anlamaz, hiçbir şey düşünemez oldum. Vakit geçiyordu. Sokakta ayak sesleri, araba, at gürültüsü duydum. Ahırdan, atlarla konuşan Jens olayın sesi geliyordu. Uyku gözümden akıyordu. Oturuyor, hafiften ağzımı şafırdatıyor, başka hiçbir şey yapmıyordum. Perişan haldeydi göğsüm. Hava kararmaya başlamıştı. Gitgide takatten kesiliyordum. Yorulmuştum. Yatağa uzandım. Ellerimi biraz olsun ısıtabilmek için parmaklarımı öne, arkaya, sağa sola saçlarımda gezdirdim. Kopan tutamlar parmaklarımda kalıyor, yastığa dökülüyordu. Üzülmüyordum, umursamıyordum. Saçım vardı daha. Üzerimden bir sis gibi her yanımı sarmış bu garip uyuşukluğu atmaya çalıştım. Yatakta dik oturdum. Göğsümün müsaadesi nispetinde öksürdüm. Tekrar uzandım yatağa. Hepsi boşunaydı. Gözlerim açık, tabana dikili, Yardımsız. Ölüyordum işte. Derken işaret parmağımı ağzıma sokup emmeye koyuldum. Beynimde bir şey kıpırdanmaya başladı. Alttan alta yol bulmaya çabalayan bir düşünce, Yılgınca bir esintiydi bu. Parmağımı ısırıversem, Hiç düşünmeden gözlerimi yumdum, Dişlerimi bastırdım. Yerimden fırladım. Uyanmıştım nihayet. Parmağımdan hafif kan sızıyor, Sızdıkça yalıyordum bu kanı. Acımıyordu. Yarada mühim değildi pek. Bense birden bire kendime gelmiştim. Başımı salladım. Pencere önüne gidip yarayı sarmaya bir bez parçası aradım. Durmuş bu işte meşgulken gözlerim yaşardı. Sessizce ağladım. Bu cılız bu ısırılmış parmağın hali öyle hazindi ki, Allah'ım neydi bu başıma gelenler? Karanlık artıyordu. Bir mumum olsaydı Yazımın son kısmını bu gece tamamlayabilmem imkansız değildi herhalde. Zihnim durulmuştu tekrar. Düşünceler her zamanki gibi gelip geçiyordu beynimden. Fazla da acı çekmiyordum. Açlık bile birkaç saat önceki kadar berbat değildi şimdi. Sabaha kadar pek hala dayanabilirdim. Bakkala gidip durumumu anlatmam, veresiye bir mum tedarik edebilirdim belki de. Beni tanıyorlardı. İyi günlerimde, henüz param varken, bu dükkandan ara sıra ekmek alırdım. İsmimin dürüstlüğünden ötürü bana bir mum verirlerdi şüphesiz. Uzun zamandan beri ilk defa karanlıkta elimden geldiği kadar elbiselerimi fırçaladım. Yakama dökülmüş saçları süpürdüm. Sonra el yordamıyla merdivenleri indim. Sokağa çıkınca acaba ekmek istesem daha mı iyi diye düşündüm. Kararsız durdum. Uzun uzun düşündüm. Sonunda asla diye cevap verdim kendi kendime. Ne yazık ki miden yiyecek kaldıracak halde değildi. Şimdi hayaller sezgiler çılgınca esintilerle makalemi asla bitiremezdim. Halbuki benim tekrar unutmadan komutana gitmem gerekiyordu. Ne olursa olsun asla ve mumu tercih ettim. Dükkana bu kararla girdim. Tezgahın önünde bir kadın duruyor, öteberi alıyordu. Az ötemde çeşitli kağıtlara sarılı ufak tefek paketler duruyordu. Beni tanıyan, her zaman ne aldığımı bilen kalfa kadını bırakıp bir gazeteye bir ekmek sardı önüme koydu. Hayır dedim. Ben bu akşam bir mum istiyorum. Kalfayı kızdırmamak, bir mum sahibi olabilmek ümidimi baltalamamak için bu sözü yavaş sesle, ezile büzüle söyledim. Cevabım karşısında şaşırdı. İşte ilk defadır ki ondan ekmekten başka bir şey istiyordum. O halde bekleyin biraz, dedi. Tekrar kadına döndü. Kadın alacaklarını aldı. Beş kronluk bir banknot verdi paranın üstüne alıp gitti. Şimdi Kalfa'yla yalnız kalmıştık. "Öyle ya, bir mum istemiştiniz." dedi Kalfa ve bir paket yırtıp içinden bir mum aldı. O bana bakıyordu, ben ona. Dilimin ucundaki ricamı bir türlü söyleyemiyordum. "Ah, öyle ya, parayı vermiştiniz." dedi birdenbire. İşte parayı verdiğimi söylüyordu. Her kelimesini teker teker işittim. Ve Kalfa kasadan gümüş kronları teker teker önüme saymaya başladı çil çil tombalak gümüşler. Ve kalfa bana beş kronun üstünü verdi. Kadının beş kronunun üstünü. Buyurun dedi. Durdum. Bir an bu paraya baktım. Bu işte bir aksaklık olduğunu hissediyor ama üzerinde durmuyor. Hiçbir şey düşünmüyordum. Gözlerimin önünde duran, ışıldayan bu servete sadece hayret ediyordum. Bir makine gibi parayı topladım. Hayretten sersemlemiş, ezilmiş, mahvolmuş, tezgahın önünde duruyordum. Sonra kapıdan tarafa bir adım attım, tekrar durdum. Bakışlarımı duvarda belli bir noktaya diktim. Duvarda deriden bir tasmaya takılı ufak bir çıngırak vardı. Çıngırağın altında bir deste sicim. Durmuş bunlara bakıyordum. Kalfa oyalandığıma göre konuşmak istediğimi sandı. Tezgahın üzerindeki paket kağıtlarını düzelterek ''Artık kış geldi galiba.'' dedi. ''Evet.'' cevabını verdim. ''Öyle görünüyor.'' Galiba sonra da ilave ettim. Vakti cidden gelmişe benziyor. Aslında geç bile kaldı. Bu zevzekliklerin tarafından söylendiğini duydum. Ama her kelime bende sanki bir başkası tarafından söyleniyormuş tesiri yaptı. ''Öyle mi dersiniz?'' dedi kalfa paraları tutan elimi cebime soktum. Kapıyı açıp dışarı çıktım. İyi geceler dediğimi, kalfanın da karşılık verdiğini duymuştum. Eşikten birkaç adım uzaklaşınca, dükkan kapısının hızla açıldığını, kalfanın peşimden seslendiğini işittim. Zerre kadar hayret etmeden, en ufak bir korku duymadan geri döndüm. Sadece paraları kavramış, geri vermeye hazırlanmıştım. ''Buyurun'' dedi kalfa. ''Mumu unuttunuz.'' ''Ah, teşekkür ederim.'' cevabını verdim sükunetle. ''Çok teşekkür ederim.'' Elimde mum, yine caddeden aşağı yürümeye koyuldum. Aklımı toparlayınca ilk işim parayı düşünmek oldu. Bir fenerin yanına gittim. Yeniden saydım. Elimle tarttım, şöyle bir gülümsedim. Bu para ne de yaman imdadıma yetişmişti. Uzun müddet için mükemmel ve harikulade. Kurtulmuştum. Paraları tutan elimi tekrar cebime soktum. Yürüdüm. Stor caddesinde bir lokanta önünde durdum. Soğuk kanlı ve sakin, biraz bir şeyler yemeye kalkışsam mı diye düşündüm. Tabak, çatal, kaşık şıkırtıları etin dövüldüğünü işitiyordum. Şeytan dürtüyordu. İçeri girdim. Bir biftek dedim. Garson kız servis penceresinden mutfağa seslendi. Bir biftek. Kapının hemen yanında tek başıma bir küçük masaya oturdum. Beklemeye başladım. Yerim karanlık çaydı biraz. Kendimi gözlerden uzak hissedip düşünmeye koyuldum. Garson kız arada bir benden yana bakıyordu. İşte ilk namussuzluğu. Yanında önceki numaralarımın devede kulak kaldığı ilk hırsızlığı yapmıştım. Küçük ama aslında çok büyük ilk hadisemdi bu. Adam sende, olan olmuştu. Hem canım, ileride bir fırsatını bulup bakkalın zararını ödeme çareleri yok değildi ya. Durumum düzeldi mi tamamdı iş. Ayrıca başkalarından daha namuslu yaşamaya mecbur muydum sanki? Mukavelem mi vardı benim? Biftek çabuk olur mu dersiniz? Evet şimdi. Kız servis penceresini açıp mutfağa baktı. Peki ya günün birinde farkına varılırsa? Ya kalfa içine bir kurt düşer de ekmek dalgasını düşünmeye başlar? Beş kronun üstünü kadının aldığını hatırlarsa? Er geç anlayacaktı şüphesiz. Belki de dükkana bir dahaki girişimde anlayacaktı. Adam sen de. Gizlice omuz sıktım. Buyurun dedi garson kız. Nazik ve büfteyi masaya koydu. Başka yere geçseniz daha iyi değil mi? Burası pek karanlık. Hayır, teşekkür ederim. İyi burası. Cevabını verdim. Gösterdiği yakınlık beni birdenbire heyecanlandırdı. Derhal bifteğin parasını ödedim. Cebimde parmaklarıma ne rastladıysa gelişi güzel çıkarıp eline tutuşturdum. Avucunu kapattım. Kız gülümsedi. Yaşlı gözlerimle takıldım kıza. Artanla da kendinize bir ev alırsınız. Hadi hayırlısı. Bifteyi yemeye başladım. Oburluğum artıyor, koca koca parçaları hiç çiğnemeden yutuyordum. Bir yamyam gibi saldırıyordum ete. Garson kız tekrar yanıma geldi. ''Bir şey içmez misiniz?'' dedi. Eğilerek söyledi bu sözü. Yüzüne baktım. Çok hafif sesle. Adeta çekinerek konuşuyor, önüne bakıyordu. ''Bir bardak bira falan?'' ''Yahut ne arzu ederseniz?'' Bu da benim ikramım olsun. Eğer arzu ederseniz. Yok, teşekkür ederim. Cevabını verdim. Şimdi içmem. Başka sefer yine gelirim. Kız çekildi. İçki tezgahının gerisine oturdu. Yalnız başını görüyordum. Garip bir kızcağız. Yemeğimi bitirir bitirmez kapıya yöneldim. Midem bulanıyordu. Kız ayağa kalktı. Işık sahasına girmekten çekiniyor. Sefaletimden habersiz bu genç kıza kendimi fazlaca göstermekten korkuyordum. Bunun için acele iyi geceler dileyip başımla selam verdim. Sokağa çıktım. Yemek dokunmaya başlamıştı. Çok ıstırap çekiyordum. Yediklerimi midemde uzun zaman tutabilmem imkansızlaştı. Yürüyor, karanlık köşelerde yediklerimi çıkarıyor, içimi yeniden oymaya başlayan bu öğürtülerin önüne geçmeye çabalıyordum. Yumruklarımı sıkıyor, dayatıyor, tepişiyor, ağzımı gelen lokmaları hırsla yeniden yutuyordum. Boşuna. Sonunda bir kapı geçidine saptım. Gözlerime dolan yaşlardan önümü görmez olmuş, iki büklüm tekrar kustum. Zehir olmuştu. Caddelerde yürüyor, ağlıyor, peşimi bırakmayan zalim kuvvetlere lanet ediyor, alçaklıklarına beddualar savuruyor, başlarına ebedi cehennem azapları yağdırıyordum. Bu kuvvetlerde mertlik pek azdı. Cidden gayet azdı. İşte gün gibi ortada, gözlerini bir vitrine dikmiş aval aval bakan bir adamın yanına gittim. Büyük bir telaşla sordum. Uzun zaman aç kalmış bir kimseye sizce ne yedirmek lazım? Hayat memat meselesi. Midesi biftek kaldırmıyor. Adam şaşırdı. Süt iyi gelir derler, dedi. Kaynamış süt. Kimin için sordunuz? Teşekkür ederim, dedim. Evet, galiba en iyisi kaynamış süt. Ve yoluma devam ettim. Önüme çıkan ilk kahveye daldım. Sıcak süt söyledim. Süt geldi. Kaynar kaynar içtim. Oburluğundan damlasını bırakmadım. Parasını verip çıktım. Odama gidiyordum. Derken tuhaf bir şeyle karşılaştım. Sokak kapısının önünde bir kadın gördüm. Fener direğine dayanmış, ışığın ortasında uzaktan beni gözetliyordu. Oydu. Siyahlar giyinmiş o kadın. Evvelki gecelerde de gördüğüm aynı siyahlı kadın. Bir yanlışlık olamazdı. İşte dördüncü defadır ki aynı yerde duruyordu. Hiç kımıldamadan duruyordu.'' O kadar garibime gitti ki elimde olmaksızın adımlarımı yavaşlattım. Kafam o anda düzgün işliyordu. Yalnız çok heyecanlıydım. Yediğim yemek sinirlerimi tahrik etmişti. Her zamanki gibi çok yakınından geçtim. Kapıya vardım. İçeri girmek üzereydim. Derken durdum. Birdenbire aklıma bir fikir gelmişti. Fazla düşünmeden geri döndüm. Kadının yanına gittim. Yüzüne baktım. Selam verdim. İyi geceler matmazel. İyi geceler. Affedersiniz. Birini mi arıyorsunuz? Sizi daha önce de gördüm. Bir yardımda bulunabilir miyim? Tekrar affınızı dilerim. Şey, bilmem ki. Bu binada üç dört beygirle bir de ben varım. Başka kimse yok. Zaten burası bir ahırla bir teneke atölyesidir. Birisini arıyorsanız yanlış geldiniz herhalde. Gözünü çevirdi. Kimseyi aradığım yok, dedi. İşte öyle duruyorum. Bak hele, işte öyle duruyormuş. Her gece aklına esiyor, gelip burada duruyormuş. Oldukça garipti bu. Düşündüm, bu genç kadının hali beni hayretten hayrete düşürüyordu. Küstahlaşmaya karar verdim. Cebimdeki çil paraları şıngırdattım hafif. "Gelin," dedim teklifsizce bir bardak şarap içelim sizinle bir yere gidelim. "Malum ya mevsim kış. Çok sürmez. Bir gider geliriz. Fakat razı değil misiniz?" "Hayır, teşekkür ederim olmaz. Hayır, gidemem. Fakat lütfederseniz biraz yürüyebiliriz. Yolum çok karanlık." Gece vakti Karl Johan Caddesi'ne tek başıma geçmekten çekiniyorum. Yürümeye başladık. Sağımda gidiyordu. Güzel ve bambaşka bir duyguyla sarsılmıştım. Bir genç kızın yakınında olmak şuuru. Yanı sıra yürüyor, yol boyunca hep ona bakıyordum. Saçlarındaki parfüm, vücudundan yayılan sıcaklık, yüzünü bana çevirdikçe duyduğum o kadın kokusu, o tatlı soluk hep birden üzerime boşalıyor, bağsız, başı boş, bütün duygularıma işliyordu. Peçenin gerisinde yuvarlak, biraz solgun bir yüz seçebiliyordu. Mantonun ve peçenin altında sezdiğim bütün bu örtülü güzellikleri düşünmek beni aptalca bahtiyar ediyor, bende akıl mantık bırakmıyordu. Daha fazla tutamadım kendimi. Elimi dokundurdum. Omzuna parmaklarımı değdirdim. Salakça gülümsedim. Kalbim hızlı hızlı çarpıyordu. ''Siz ne tuhafsınız?'' dedim. ''Ne gibi?'' ''Ne gibi olacak?'' Bir kere her gece maksatsız gayesiz aklınıza esiyor, bir ahır kapısı önünde duruyorsunuz. O saatlere kadar uyanık kalmayı severim. Benim adetimdir. 12'den önce yatmaktan siz hoşlanır mısınız? Ben mi? Dünyada nefret ettiğim bir şey varsa o da 12 olmadan yatağa girmektir. Gördünüz mü? İşim olmadığı gecelerde ben de bunun için gezmeye çıkarım. Elerde sen Olaf meydanında oturuyorum. Giliyali dedim yüksek sesle. Ne dediniz? Hiç. Giliyali dedim. Siz devam edin. Saint Olaf meydanında oturuyorum. Münzevi bir hayat. Annemle beraber. Sağır olduğu için konuşulamaz annemle. Eh ben de kalkıp biraz sokağa çıkıyorsam. Neresi garip bunun? Yo hiç de garip değil. E daha ne? Sesinden gülümsediğini anladım. Bir kız kardeşiniz var galiba. Bir ablam var. Siz nereden biliyorsunuz? Fakat Hamburg'a gitti. Yakında mı gitti? Beş hafta oluyor kız kardeşim olduğunu siz nereden biliyorsunuz? Hayır, bildiğimden değil. İşte öylece sürdüm. Sustuk. Koltuğunda bir çift ayakkabı, yanımızdan bir adam geçti. Cadde, görebildiğimiz kadarıyla bomboştu. Tivoli'nin renkli lambaları uzun bir dizi halinde parıldıyordu. Kar yağmıyordu. Açıktı gökyüzü. Allah'ım, pardesünüz yok, üşümüyor musunuz? dedi genç kadın birdenbire ve yüzüme baktı. Neden pardesüm olmadığını ona anlatsa mıydım? Halimi derhal açıklayıp onu daha şimdiden ürkütse miydim? Yanında yürümek, onu kısa bir müddet daha gafletinden uyandırmamak öyle hoştu ki. Yalan söyledim. Yo, hiç üşümüyorum dedim. Konuyu değiştirmek için de sordum. Tivoli'deki hayvan sergisini gördünüz mü? Hayır diye cevap verdi. Görmeye değer mi? Ya görelim dersi. Bunca ışığın o kadar insanın içine girmek şaşıracaktı. Harap elbiselerimden, iki gün var ki yıkamasını bile unuttuğum sıska suratımdan ürkecekti. Belki de yeleğimin bile olmadığını görecekti. Bunun için, yo hayır cevabını verdim. Değmez. İsabetli itirazlar geldi aklıma, onlardan faydalandım. Kırık dökük birkaç söz, posası çıkmış beynimdeki kalıntılar imdadıma yetişti. Böyle küçük bir sergiden ne beklenir ki? Hem ben hayvanları kafeste görmekten hiç hoşlanmam. Kendilerine bakıldığını bilir bu hayvanlar. Onlara bakan yüzlerce gözü hisseder bu hayvanlar. Dokunur bu onlara. Ben gözetlendiklerini bilmeyen hayvanlar isterim. Kendi inlerinde gezinen, uykulu yeşil gözlerle uzanıp pençelerini yalayan, düşünen ürkek hayvanlar. Doğru değil mi? Haklısınız. Bir hayvan yalnız korkunçluğu ve vahşiliği içinde bizi cezbedebilir. Karanlıkta, gecenin karanlıkları, ormanın hışırtıları, esrarengizliği içinde sessizce yaklaşan adımlar, uçup giden bir kuşun çığlıkları, rüzgar, kan kokusu, havadaki gürültüler, yırtıcı hayvanlar ülkesine hakim o yırtıcı hayvan ruhu. Fakat sözlerimin onu yormuş olmasından korktum. Büyük sefaletimin şuuru beni yeniden kavramış, eziyordu. Üstüm başım birazcık düzgün olsaydı, Tiboli'de geçirteceğim bir geceyle onu sevindirebilirdim. Koskoca Karl Yuhan Caddesi'ni yanına kattığı yarı çıplak bir dilenciyle geçirmekten zevk duyan bu kızı anlayamıyordum. İçimden Allah'ım neler düşünüyordu acaba? Ya ben niçin gidiyor? Böyle ne yapıyor? Bir hiç uğruna neden aptalca gülümsüyordum? Bu kadar uzun bir gezinti için kendimi bu narin ifek kuşunun emrine vermemde akla yakın tek sebep var mıydı sanki? Bu beni hiç yormuyor muydu? Yüzümüze doğru esen en hafif bir rüzgarda bile Ölümün ürpertisini duymuyor muydum ta içimde? Aylardır gıdasız kaldığım için beynimde artık delilik nöbetleri mi depreşiyordu? Bu kız benim odama gitmeme, ağzıma bir yudum süt almama, midemin belki de geri çıkarmayacağı bir kaşık süt içmeme bile mani oluyordu. Neden bana sırt çevirmiyor, ne halim varsa göreyim, neden beni bırakmıyordu? Ümitsizliğe kapıldım. Bu beni her şeyi göze almaya sevk etti. ''Siz beni yanınıza almayacaktınız matmazel.'' dedim. ''Yalnız elbisem bile sizi herkesin gözünde küçük düşürmeye, utandırmaya yeter.'' ''Evet, doğrusu bu bence, böyle bu.'' Şaşırmıştı. Başını kaldırıp bir baktı. Sustu. Sonra ''Hay Allah.'' dedi. Başka bir şey demedi. ''Ya yani, ne demek istiyorsunuz?'' diye sordum. ''Öf hayır, söylemeyeyim böyle şeyler. Hem geldik artık.'' dedi. Ve daha hızlı yürümeye başladı. Üniversite caddesine saptık. Sen Olaf meydanının ışıkları göründü. Adımlarını tekrar yavaşlattı. Saygısızlık gibi olmasın ama ayrılmadan önce isminizi söyler misiniz? Diye tekrar söze başladım. Bir an için peçenizi açsanız da yüzünüzü görsem. Size minnettar olurum dedim. İkimiz de susuyorduk. Bekliyordum. Siz evvelce de görmüştünüz beni. Cevabını verdi. İlyali dedim tekrar. Tam yarım gün... Evime kadar beni takip etmiştiniz. Sarhoş muydunuz o zaman? Sesinden yine gülümsediğini anladım. Evet, dedim. Ne çare, sarhoştum. Çok ayıptı yaptığınız. Ezilerek itiraf ettim. Ayıptı yaptığım. Fıskiyeli havuzun önüne gelmiştik. Durduk. İki numaranın aydınlık pencerelerine yukarı baktık. Artık gelmeyiniz, dedi. Bu gece için teşekkür ederim. Başımı eğdim. Bir şey söylemeye cesaret edemedim. Şapkam elimde, baş açık duruyordum. Eline uzatır mı acaba? Biraz da benim sizi geçirmemi isteseniz, dedi şakacı bir sesle, ayakkabılarımın ucuna bakıyordu. Ne saadet, gelseniz keşke. Evet, ama çok ötelere kadar değil. Ve geri döndük. Çok şaşırmıştım. Nasıl yürüyeceğimi, ne yapacağımı bilmiyordum. Bu kız zihnimi alt üst etmişti. Coşmuştum, alabildiğine memnundum. Mutluluktan mest olmuştum. Benimle mutlaka geri dönmek istemişti. Bunu ben düşünmemiştim. Onun kendi isteğiydi bu. Yüzüne baktıkça cesaretim artıyordu, bana kuvvet veriyor, her sözüyle beni kendine bağlıyordu. Bir an sefaletimi unuttum, hiçliğimi, olanca biçareliğimi unuttum. Çökmeden önceki günlerimdeki gibi karnımın vücudumda ılık ılık aktığını duyuyordum. Küçük bir hileyle onu yoklamaya karar verdim. Hem o gün ben sizi değil, ablanızı takip ediyordum dedim. Ablam mı? diye sordu hayretler içinde. Durdu, yüzüme baktı. Benden bir cevap bekledi. Tam bir ciddilikle sormuştu. Evet, diye cevap verdim. Yani önümde giden iki bayandan gencini. Gencini mi? Oho, birdenbire bir çocuk gibi canlandı ve kahkahayla güldü. Ah ne de kurnazsınız. Peçemi açayım diye böyle söylüyorsunuz değil mi? Anlıyorum. Ama daha çok beklersiniz. Ceza olarak. Gülüşüp şakalaşmaya başladık. Durmadan konuşuyorduk. Neler söylediğimi bilmiyordum. Neşeliydim. Beni evvelce bir kere tiyatroda gördüğünü söyledi. Üç arkadaşım daha varmış yanımda. O gün benim yaptıklarımı ancak deliller yaparmış. Besbelli o günde sarhoşmuşum. Ne yazık. Nereden anladınız? Anladım. Öyle çok gülüyordunuz ki. Ya, ha ha evet. Eskiden çok gülerdim. Şimdi artık gülmüyor musunuz? Yo, şimdi de gülüyorum. Yaşamak öyle güzel ki. Karl Johan Caddesi'ne geldik. Daha ileriye gitmeyelim, dedi. Geri döndük. Tekrar üniversite caddesine yukarı yürüdük. Havuz başına geldiğimizde ben adımlarımı yavaşlattım. Artık daha ileriye yürümeme müsaade edilmediğini biliyordum. Eh, artık geri dönün siz, dedi. Durdu. Evet, dönmem lazım, cevabını verdim. Ama hemen sokak kapısına kadar gelebileceğimi söyledi. Bunda bir kötülük yok, değil mi? Yok, dedim. Kapı önünde durduğumuz vakit olanca yoksulluğun tekrar üzerime çullandı. İnsan bu derece düştükten sonra hiç cesaretini ayakta tutabilir miydi? Bir genç kadının önünde ben işte. Pis, üstü başı perişan, açlıktan tanınmaz halde, yıkanmamış, yarı çıplak duruyordum. Yer yarılıp içine girmeliydim. Küçüldüm. Elimde olmadan ezilip büzüldüm. Sizi artık bir daha göremeyecek miyim? dedim. Ümit etmeye cesaretim yoktu. Bana kendisini tekrar görme şansını vereceğini ümit edemiyor, sert bir red cevabıyla kayıtsız ve kas katı bırakmasını bekliyordum aslında. Yo, görürsünüz, dedi. Ne zaman? Bilmem. Susluk. Lütfetseniz de bir an için peçenizi açsanız, dedim. Kiminle konuştuğumu göreyim hiç değilse. Bir an için, çünkü konuştuğum insanı görmeliyim, İkimiz de susuyorduk salı akşam beni burada bulabilirsiniz, dedi. Gelir misiniz? Evet, izin verdiniz madem. Saat sekizde. Güzel. Ona temas edebilmeme bir vesile olsun diye elimi mantosunda gezdirip üstündeki karları süpürdüm. Ona bu derece yakın olmak bana bir şehvet duygusu veriyordu. Hakkımda kötü şeyler düşünmenizi istemem, dedi. Tekrar gülümsedi. Hayır, birdenbire azimli bir hareket yaptı. Peçesini alnına kadar kaldırdı. Bir an öylece bakıştık. Yili Ali diye haykırdım. Uzandı, kollarımı boynuma doladı ve beni öptü. Heyecanla nefes aldığını hissediyordum ve yine o anda ellerimden sıyrıldı. Soluk soluğa ve fısıltıyla. İyi geceler dedi. Döndü. Başka bir şey demeden merdivenlere yukarı doğru koştu. Ve sokak kapısı kapandı. Ertesi gün kar fazlalaşmıştı. Yağmurla karışık ağır aksak bir kar yağıyor. Yerde çamur oluyordu. Hava hayli sert ve soğuktu. Geceki ruh sarsıntılarından kafam bir tuhaf durgun, güzel buluşmadan kalbim sarhoş, sabahleyin geç uyandım. Yaşadığım bu hal içinde bir zaman uyuyamamış, İlyali'yi hep yanında hayal etmiştim. Kolumu uzatmış, kendime sarılmış, boşluğu öpmüştüm. Nihayet yataktan kalkabilmiş Tekrar bir bardak süt içmiş, sonra da bir biftek yemiştim. Aç değildim artık. Yalnız sinirlerim fazla gergindi yine. Elbiseciler çarşısına gittim. Elden düşme bir yelek bulur, ucuza alabilirim belki diye düşünüyordum. Ceketimin altına bir şeyler giymiş olmak için. Çarşının merdivenlerini tırmandım. Bir yelek gördüm. İncelemeye başladım. Ben bu işle meşgulken bir tanıdık geçiyordu. El etti. Seslenip çağırdı beni. Yeleği yerine astım. Aşağı indim. Bir teknisyendi, büroya gidiyordu. Gelin, bir bira içelim, dedi. Fakat hemen gelin, vaktim çok az. Dün gece beraber dolaşıyordunuz. Neyin nesiydi o kız? Düşünmesini bile kıskanarak, dikkat, dedim, nişanlım olabilir. Yok yahu, dedi. Evet, dün gece nişanlandık. Bu söz onu susturmaya kafi gelmişti. Yüzde yüz inandı. Kurtulmak için yalanlar uyduruyordum. Bira içtik ve ayrıldık. Hadi, hoşça kal. Şey dedi birdenbire. Size birkaç kuruş borcum. Uzun zamandır ödeyemedim. Çok ayıp. Fakat yakında vereceğim. Teşekkür ederim dedim. Onun bana bu borcunu hiçbir zaman vermeyeceğini biliyordum. Bir anne çare hemen başıma vurdu. Kızıştım. Geceki macera beni sardıkça sarıyor, şaşkına çeviriyordu. Salı günü ya gelmezse, ya düşünmeye başlar da şüphelenirse, neden şüphelenirse? Düşüncelerime bir anda canlılık geldi. Zihnim para işini kurcalamaya başladı. Korkuyor, kendimi düşündükçe ecel terleri döküyordum. Hırsızlık bin bir ayrıntılarıyla çullanıyordu hayallerime. Ufak dükkanı, tezgahı, parayı kavrayan ince, zayıf elimi görüyor, beni suçlamaya gelecek polisin neler yapacağını hayal ediyordum. Ellerime, ayaklarıma kelepçeler, hayır, yalnız ellerime, belki de yalnız bir elime, parmaklık, Nöbetçi amirinin yevmiye defteri... Mürekkep kaleminin çıtırtılı sesi... Bakışları... O tehlikeli bakışları... E Bay Hücre... Sonsuz karanlık... Kendimi cesaretlendirmek için... Yumruklarımı şiddetle sıktım... Yürüyüşümü hızlandırdım... Stortov'a geldim... Bir yere oturdum... Bırak bu çocukluğu... Hırsızlığını nasıl ispat edebilirlerdi... Hem sonra... Günün birinde her şeyi bir bir hatırlasa bile kalfa ortalığı telaşa verecek değildi ya, nerede o yürek işinden olmaktan korkardı. Gürültü istemem, telaşa mahal yok, rica ederim. Fakat cebimdeki bu para beni yine de rahatsız ediyor, eziyordu. Hislerimi tahliyle başladım. Şüphesiz evvelce şerefimle azap çekerken daha mesut olduğum sonucuna vardım. Ya Yili Ali, günahkar ellerimle onu da beraber düşürmüş olmuyor muydum?'' Allah'ım, ulu tanrım, Lili Kendimi bir penguen gibi sarhoş hissediyordum. Birden kalktım. Fil eczanesi yanındaki pastacı kadına gidiyordum. Bu yüz karasından kurtulabilirdim henüz. Geç kalmış değildim. Bunu yapabileceğimi bütün dünyaya göstermek istiyordum. Parayı son meteliğine kadar elimde hazır etmiştim. Bir şey satın alacakmışım gibi kadının tezgahına eğildim. Elimdeki tekmil parayı acele kadının eline tutuşturdum. Tek söz söylemeden hemen dışarı çıktım. Tekrar namuslu bir adam olmak zevki ne güzeldi. Boş cebim artık beni rahatsız etmiyordu. Tekrar beş parasız kalmak bir saadetti şimdi. Doğru düşünürsem bu para aslında bana gizli tasalar kaynağı olmuştu. Kaç kere ürpererek hep bunu hatırlamıştım. Vurdum duymaz bir insan değildim ben. Dürüst tabiatım bu alçakça harekete isyan etmişti. Çok şükür kendi vicdanıma karşı yine yüceltmiştim kendimi.'' ''Hadi yapsanıza benim yaptığımı.'' dedim. Kaynaşan çarşıya baktım. ''Siz de yapın da görelim. Ben ihtiyar ve yoksul bir pastacı kadını sevindirmiştim. Az şey miydi bu? Dardaydı kadıncağız. Çocukları bu gece artık aç yapmayacaklardı. Bu düşünceler beni feraha çıkardı. Yaptığım hareketi kendim de pek beğendim. Bu paradan kurtulmuştum çok şükür. Sarhoş ve sinirli yola düzüldüm. Caddeyi takibe bağladım. Lilyal'in karşısına alnı açık çıkmak Yüzüne bakabilmek sevinci sarhoşluğumla birlikte yürüyordu. Acılarım dinmişti artık. Boş ve berraktı zihnim. Sırf ışıktan bir baş omuzlarımın üzerine konmuş, parıldıyordu sanki. Taşkınlıklar yapmak, akla sığmaz işler becermek, şehrin altını üstüne getirmek, gürültü etmek hevesine kapıldım. Grans'ın caddesi boyunca deliler gibi yürüdüm. Hafiften kulaklarım uğulduyor, beynimde sarhoşluk tam seyrinde devam ediyordu.'' Edepsizce coşmuş, aklıma esti. Karşımda ağzını bile açmamış bir kapıcıya kaç yaşında olduğumu söyledim. Adamın elini sıktım. Yılışarak yüzüne baktım. Sonra da bırakıp gittim adamı. Gelip geçenlerin konuşmalarındaki ses ve kahkaha perdelerini ayırt ediyor, önüm sıra sağa sola seken küçük kuşları gözetliyor, kaldırım taşlarındaki düzeni inceliyor, taşlarda çeşitli işaretler, şaşılacak şekiller buluyordum. Bu sırada Storting Meydanı'na kadar gelmiştim. Birden durdum. Faytonlara baktım. Arabacılar konuşarak geziniyor, atlar berbat havada boyunlarını sarkıtmış duruyorlardı. Gel dedim. Dirseğimle dürtükledim kendimi. Derhal ilk arabaya gidip bindim. Bu Leval yolu, 37 numara dedim. Hareket ettik. Yolda arabacı dönüp dönüp bana bakmaya başladı. Arabanın içine bakıyordu. Meşin körüğün altında oturuyordum. Şüphelenmiş miydi? Hırpani kılığın gözüne batıyordu besbelli. Daha önce davranmış olmak için birisini bulacağım dedim. Bu adamı mutlaka bulmam noktasında ısrar ettim. 37 numaranın önünde durduk. Arabadan atladım. Acele merdivenleri çıktım. Soluğu üçüncü katta aldım. Bir çıngırağın ipini çektim. Çıngırak içeride 6-7 defa acı acı çaldı. Kapıyı bir kız açtı. Kulaklarında küpeler gördüm. Gri elbisesinde siyah lastik düğmeler. Ürkmüş, yüzüme baktı. Kierulf'u arıyorum. Nasıl anlatsam Joachim Kierulf, yün tüccarı. Kız başını salladı. Bu arada Kierulf adında kimse yok. Yüzüme baktı. Çekilmeye hazır, kapıyı tuttu. Aradığım adamı hatırlamaya çalışmadı hiç. Ama sorduğum kimseyi biraz düşünse hatırlayacağı benziyordu. Tembel. Kızdım. Sırtımı dönüp yürüdüm. Merdivenleri hızla indim. ''Burada yok.'' dedim arabacıya. ''Yok mu?'' dedi. ''Yok ne yazık ki. Şimdi Tom Tecaddesi 11 numaraya gidelim.'' Son haddini bulan heyecanım arabacıya da geçmiş. Bu işin bir hayat memat meselesi olduğuna o da inanmaya başlamıştı. Basıyordu Atakamçı'yı. ''Adamın adı nedir?'' diye sordu. Başımı çevirip ''Kierulf, yün tüccarı Kierulf'' dedim. Yanılmanın imkansız olduğunu arabacı da kabul ediyordu. ''Açık renk bir ceket giyer, değil mi?'' diye sordu. ''Ne?'' diye bağırdım. ''Açık renk mi? Siz çıldırdınız mı? Benim aradığım bir çay fincanı mı yani?'' Açık renk bir ceket, bana pek de yersiz görünmüş, aradığım adam hakkındaki bütün düşüncelerimin canına okunmuştu. Ne dediniz? Nasıldı ismi? Kierulf? Şüphesiz cevabını verdim. Ne var bunda şaşılacak? İsminden dolayı hiç kimse ayıplanamaz. Kızıl saçlı değil mi bu? Eh, mümkündü pekala kızıl saçlı olması. Arabacının bunda haklı olduğuna kanaat getirdim. Bir çare arabacıya karşı içimde bir minnet duydum. Aradığımın kim olduğunu biliyorsun dedim. Söylediğin gibi sahiden böyle bir adam ancak kızıl saçlı olabilir. Galiba birkaç kere de arabama bindi dedi arabacı. Elinde burmalı bastonu da var. Aradığım adam gözümde büsbütün canlandı. Cevap verdim. He he. Bu adamın bastonsuz dolaştığı görülmemiştir. Bundan emin olabilirsiniz. Ta kendisi. Bu onun arabasına binmiş adamdı. Tanımıştı. Dolu dizgin gidiyorduk. Atın nallarından kıvılcımlar saçılıyordu. Bu gerginlik içinde zihnim uyanıklığını her an muhafaza ediyordu. Bir polisin önünden geçtik. Numarasının 69 olduğunu gördüm. Bu sayı insafsızca hedefini buldu. Bir kıymık gibi ansızın beynime saplandı. 69, ta kendisi. Unutmama imkan yok. Çılgın esintilerin elinde esir, geriye çekildim. Dudaklarımı kıpırdatarak kendi kendime abuk sabuk konuştuğum görülmesin diye arabanın derinlerine büzüldüm. Delilik beynimde horat yapıyor ve ben bırakıyordum yapsın istediğini. tesirlere yenildiğimi görüyor. Ama başa çıkamıyordum. Gülmeye başladım sessizce ve ihtiraslı. İçmiş olduğum bir iki bardak biradan hala çakır keyif ve neşeli. Heyecanım gitgide yatışıyor, yavaş yavaş durulmaya başlıyordum. Yaralı parmağımın üşüdüğünü hissettim. Biraz ısıtmak için parmağımı yakamdan içeri soktum. Tom tecaddesine geldik. Araba durdu. Arabadan ağır ağır indim. Düşüncesiz, gevşemiş, başım kazan gibi. Giriş kapısından daldım içeri. Arka avluyu geçtim, bir kapı gördüm açtım, içeri girdim. İki pencereli, odamsı bir holdeyim şimdi. Bir köşede üst üste konmuş iki bavul duruyordu. Uzun duvar kenarında eski ve boyasız bir tahta ve bunun üzerinde bir battaniye. Sağdaki ilk odada sesler, çocuk bağırmaları işittim. Üzerimdeki ilk katta bir demir levhanın çekişle dövülmekte olduğunu duydum. Bulunduğum holde bütün bunların farkına vardım. Kaçmayı düşünmeden, acele etmeden karşımdaki kapıya doğru yürüdüm. Bu kapıyı da açtım. Vogment Caddesi'ne çıktım. Bir ucundan girip öbür ucundan çıktığım binaya yukarı baktım. Kapının üstündeki levhada şunları okudum. Yolculara yemek ve oda verilir. Sıvışmak, beni bekleyen arabacıdan kaçmak aklıma bile gelmiyordu. Vogment Caddesi'ne çıktım. Korkusuz, fena bir iş yaptığım düşüncesinden uzak, ağır ağır yürüdüm. Beynimde uzun zaman hayaletler gibi dolaşmış Kieruh denen bu yün tüccarı, yaşadığına inandığım, bulmaya kendimi mecbur hissettiğim bu adam, şimdi zihnimden çıkmış, silinmiş, kafamda mekik dokuyan başka divaneliklerle birlikte yok olmuştu. Belli belirsiz bir sezgi, hafızamda bir hatıraydı şimdi. Yürüdükçe ayılıyordum. Bir ağırlık, bir kesiklik vardı üstümde. Ayaklarımı güçlükle sürüyordum. İri, ıslak, parça parça kar hala yağıyordu. Grönland'e kadar yürüdüm. Kilise önüne vardım. Bir kanepeye oturdum. Gelip geçenler bana bakıyorlardı. Düşüncelere dalmıştım. Tanrım, işlerim ne kadar da ters gidiyordu. Sefaletim beni canımdan öyle bezdirmişti ki artık bu hayatı mücadeleye değer görmüyordum. Bahtsızlık baskın çıkmış, fena yüklenmişti. Öylesine bitmiştim ki şimdi eski halimin bir gölgesiydim ancak. Omuzlarım bir yana çarpılmıştı. Yürürken göğsümü elden geldiği kadar kollamak için öne doğru eğilmeyi adet edinmiştim. Birkaç gün önce vücudumu gözden geçirmiştim. Bir sabah vakti odamda yapmıştım bu işi. Şaşırıp kalmış, vücudumun haline ağlamıştım. Haftalar var ki sütunda aynı gömleği taşıyordum. Terden kas katı kesilmişti. Gömlek göbeğimi tahriş etmişti. Yaradan hafifçe kanlı bir su sızıyordu. Acımıyordu. Ama karnımın üstünde böyle bir yaranın olması yürekler acısıydı. Bu yaraya hiçbir şey yapamıyordum. Kendiliğinden iyileşeceği de benzemiyordu. Yıkıyor, dikkatle kuruluyor, üzerine yine aynı gömleği giyiyordum. Değiştiremezdim ki. Oturduğum kanepede bunları düşünüyor, üzülüyordum. Kendimden tiksiniyordum. Ellerim bile bana iğrenç görünüyordu. Ellerimin üstündeki bu pörsük, hayasız ifade beni rahatsız ediyordu. Cılız parmaklarımın manzarası karşısında içimde hoyratça bir merhamet uyanıyordu. Sarsak gövdemden nefret ediyor, onu taşıdığımı düşünüp onunla çevrili olduğumu hissettikçe ürperiyordum. Allah'ım, bir sona erseydi de bu iş, ölümü candan özlüyordum. Tamamıyla mağlup, rezil kepaze, kendi gözümde değerim iki paralık olmuş, mekanik bir hareketle ayağa kalktım. Odamın yolunu tuttum. Bir büyük kapı önünden geçerken kapıda şu kelimeleri okudum. Kepen, tabut örtüsü, matmezel anlışın, büyük kapı sağ kolda. Eski hatıralar dedim ve Hammersbock'taki bir zamanlar oturduğum odayı, küçük salıncak koltuğu, kapının altındaki gazeteleri, fenerler işletmesinin, fırıncı Fabian Olsen'in taze ekmeklerinin ilanlarını düşündüm. Öyle, öyle. O zamanlar şimdikinden çok, çok daha iyiydim ben. Bir gecede on kronluk bir yazı yazı vermiştim. Şimdi artık hiçbir şey yazamıyordum. Artık hiç mi hiç yazamıyordum. Yazmaya kalkıştım mı, zihnim boşalı veriyordu. Evet, Artık sonu gelsin istiyordum. Ve yürüyor, boyuna yürüyordum. Beni bakkal dükkanına yaklaştıran her adımda içimde yan şuurlu bir his, bir tehlikeye doğru ilerlediğim hissi kuvvetleniyordu. Ama niyetimden asla caymayacak, teslim olacaktım. Sessiz sakin basamakları çıktım. Kapıda küçük bir kızla karşılaştım. Elinde bir fincan vardı. Yanından geçip kapıyı kapadım. Kalfayla şimdi yine karşı karşıyaydık ve yalnız. Ya dedi. Ne berbat hava. Niye havadan sudan bahsediyordu? Bana bir sigara ikram etseydi ya içerdim. Ben buraya havadan bahsetmeye gelmedim dedim. Bu şiddet karşısında afalladı. Ondaki o küçük esnaf kafası işlemez oldu. Beş kronunu dolandırmış olduğumu aklımdan bile geçirmemişti. Sizi aldattığımı bilmiyor musunuz? Dedim. Sabırsız ve burnumdan soludum. Titredim. Derhal asıl konuya dönmezse zor kullanmaya hazırdım. Ama adamcağız hiçbir şeyin farkında değildi. Hay Allah, sen bilirsin. Gel de yaşa bu aptallar içinde. Adamı tersledim. Bu işin nasıl olduğunu noktası noktasını anlattım. Hadise cereyan ederken ben nerede duruyordum, o nerede duruyordu, para neredeydi, parayı avucuma nasıl almış, avucumu nasıl kapamıştım, hepsini teker teker anlattım. Ve o, söylediklerimin hepsini anlıyor, anladığı halde bana karşı hiçbir şey yapmıyordu.'' Sağa sola dönüyor, yan odadan gelen ayak seslerine kulak veriyor, yavaş sesle konuşmamı işaret ediyordu. Sonunda, bunu size cidden yakıştıramadım, dedi. Yo, durun hele, dedim yüksek sesle. Onunla zıt gitmek, onu kışkırtmak istiyordum. Bu iş, sizin o biçare esnaf kafasıyla tasavvur ettiğiniz kadar adi ve alçakça bir iş değil. Ben parayı kendi kendime koymadım ki, aklımdan bile geçmedi. Bundan ben mi çimleneceğim? Ne münasebet? Bu benim dürüst mizacıma aykırı bir şey. O halde ne yaptınız? Yaşlı, yoksul bir kadına bağışladım, santimi santimine. Anladınız mı? Ben buyum işte, yoksulları düşünürüm ben. Adam bir an düşündü, ne dereceye kadar namuslu olduğumu bir türlü kestiremiyordu anlaşılan. Sonunda, parayı geri verseydiniz daha iyi değil miydi? dedi. Kabaca cevap verdim. Hayır, sizin başınızı derde sokmak istemedim, sizi korumak istedim. Fakat böyle bir alicenaplığa karşı edilen teşekküre bak. Gelmiş olup biteni size anlatıyorum da bir köpek kadar utanmıyorsunuz bile. Aramızdaki anlaşmazlığı gidermeye şu kadarcık teşebbüs etmiyorsunuz bile. Suç benden gitti, şeytan görsün yüzünüzü. Hoşçakalın. Kapıyı hızla çekip çıktım. Fakat gündüz yürüdüğüm o yollardan dizlerim sallana titriye, yumuşak karda ıslanmış odama, bu yaslı kovuğa gelince azametimden eser kalmadı. Pörsüyüp sönüverdim. Zavallı kalfaya yüklendiğime pişman olmuştum. Ağlıyor, oynadığım rezil oyundan ötürü kendimi cezalandırmak için gırtlağımı sıkıyor, sağa sola saldırıyordum. İşinden atılacağını düşünerek ölüm korkuları geçirmiş, dükkanın zararı bu beş kron için hadise çıkarmayı göze alamamıştı şüphesiz. Bense onun bu korkusunu istismar etmiş, yüksek perdeden konuşarak ona azap çektirmiş, haykırdığım her kelimeyle onu şişlemiş, bıçaklamıştım adeta. Dükkan sahibi belki de yandaki odada oturuyordu. Ne oluyor diye dışarı çıkmasına ramak kalmıştı belki de. Bu benim yaptığım alçaklık, akla sığar şey değildi, asla değildi. Peki ama ya ben niçin suçlanmamıştım? Böylelikle bir sonuca bağlanırdı bu iş. Ellerimi kelepçeye uzatmıştım usulünce. Zerre kadar direnmemiş, aksine kolaylaştırmıştım işi. Göklerin, yerlerin Rabbi. Bir mutlu saniye uğruna hayatımın bu gününü harcadım. Bütün ömrüm bir mercimek çorbasına fedadır. Yakarışlarımı bari bu sefer duy. Islak üstümle yatağa girdim. Belki bu gece ölürüm diye belirsiz bir düşünce vardı zihnimde. Gövdemde kalmış son kuvveti, yatağa biraz çeki düzen vermeye harcamıştım. Sabaha az, çok muntazam görünmeliydi çevrem. Ellerimi katladım, yerimi buldum. Derken birden bile Lilyali'yi hatırladım. Akşam saatleri boyunca onu nasıl olmuş da tamamen unutmuştum ve gönlüme ışık gayet hafif yeniden vurdu. Beni bir güzel ısıtan bir ufak gün ışığı. Güneş daha da geliyor, ince yumuşak bir ipek ışığı bana bürünerek geçiyor, beni uyuşturuyordu. Güneş çoğaldıkça çoğalıyor, şakaklarımı yakıyor, kızgın ve şiddetli harap beynimde kaynıyordu. Derken deli dolu bir ışık yığını yandı gözlerimin önünde. Gökyüzü, yeryüzü tutuştu, insanlar, hayvanlar ateş oldular. Dağlar ve şeytan ateş oldular. Bir uçurum, bir çöl, alevler içinde bir dünya, duman duman bir mahşer. Hiçbir şey görmez oldum, hiçbir şey duymaz. Ertesi sabah kanter içinde uyandım. Bütün vücudum ıslak, her yanımı bir ateştir sarmıştı. İlk anda dünkü olayları hatırlayamadım birden. Şaşkın şaşkın sağa sola bakındım. Ben ben olmaktan çıkmıştım sanki. Kendimi tanıyamadım. Kollarımı bacaklarımı elledim. Pencerenin neden karşıki duvarda değil de bu duvarda olduğuna şaştım. Alttaki avluda atların tepinmeleri üstümdeki kattan geliyordu sanki. Miden bulanıyordu hafif. Alnımda saçlar yapış yapıştı ve soğuk. Dirseğime dayanıp doğruldum. Yastığa baktım. Top top saçlar vardı ıslak. Kunduralar içinde ayaklarım gece boyunca şişmişlerdi ama acımıyorlardı. Parmaklarımı doğru dürüst kımıldatamıyordum yalnız.'' İkinci sona ererken havanın kararmaya yüz tuttuğu sularda yataktan kalktım ufak ufak. İhtiyatlı adımlar attım. Ayakta devrilmeden durmayı denedim. Ayaklarımı mümkün mertebe kolluyordum. Çok acı çekmiyor, ağlamıyordum. Üzgün değildim. Aksine hudutsuz bir memnunluk duyuyordum. Başka türlü olabileceği aklıma bile gelmiyordu. Sonra sokağa çıktım. Beni az buçuk rahatsız eden tek şey yemekten tiksinmeme rağmen açlıktı. Yeniden rezil bir iştah duymaya başlamıştım. İçimde gittikçe artan bir oburluk, bir şey içimi insafsızca kemiriyor, sessiz, sedasız ve tuhaf yapacağını yapıyordu. Bir düzine minnacık hayvan vardı sanki. Başlarını yana yatırıyorlar, hafifçe ısırıyorlardı. Sonra başlarını öbür yana yatırıyorlar, hafifçe ısırıyorlardı. Bir an hiç kıpırdamadan duruyorlar, sonra yeniden başlıyorlardı. Gürültüsüz, acelesiz, kemiri pilalliyorlar, geçtikleri her yerde gedikler açıyorlardı. Hasta değildim, bitkindim yalnız. Terlemeye başladım. Stortov'a gidip biraz dinlenmek istiyordum. Fakat uzun ve zahmetliydi yol. Sonunda az bir şey kaldı. Pazar meydanıyla Tor Caddesi'nin birleştiği köşede durdum. Ter gözlerime aşağı sızıyor, gözlüğümü ıslatıyor, görmeme engel oluyordu. Biraz kurulanayım diye durmuştum. Durduğum yeri görmüyor, düşünmüyordum yanımı göremi kuşatan gürültü korkunçtu birden bir sesleniş duydum soğuk keskin bir ihtar bu haykırışı duydum çok iyi duydum sinirli bir halde yana kaydım berbat ayaklarımın kımıldanışı nispetinde hızlı bir adım attım koskoca bir ekmek arabası ta yanımdan geçti tekerlek ceketimi sıyırmıştı biraz tetik davransaydım kurtulacaktım dişimi tırnağıma taksaydım biraz tetik davranabilirdim belki de Biraz tetik. Ama iş işten geçmişti. Ayaklarımdan birinde bir acı duydum. Birkaç parmak ezilmişti. Ezilen parmakların ayakkabının içinde adeta büzülü verdiklerini hissettim. Arabacı var gücüyle atların dizginlerine sarıldı. Arabada arkasına dönerek dehşet içinde sordu. Ne oldu? Evet, daha da kötü olabilirdi. Herhalde tehlikeli değil o kadar. Kırık çıkık olduğunu sanmıyorum. Rica ederim. Gidebildiğim kadar çabuk banklardan birine yürüdüm. Etrafıma almış, gözlerini bana dikmiş bu bir sürü insandan sıkılıyordum. Hem öldürücü bir darbe değildi bu, ucuz atlatmıştım. Böyle bir şey başıma gelecekti er geç. İşin fena tarafı, ayakkabım parçalanmış, kapak tabandan kopmuştu. Ayağımı kaldırdım. Yangın içinde kan gördüm. Bilerek yapılmamıştı ya bu. Adam başıma böyle bir kazanın gelmesini istememişti ya. Az mı korkmuştu? Arabadan biraz ekmek vermesini isteseydim verirdi herhalde. Sevine sevine verirdi şüphesiz. Allah razı olsun. Açlıktan imanım gevriyor, bu yüzsüz iştahımdan nasıl yakayı sıyıracağımı bilemiyordum. Oturduğum kanepede sağa sola kıvranıyor, göğsümü dizlerime yiyordum. Karanlık bastırınca belediyenin oraya gittim. Allah bilir oraya nasıl vardığımı. Parmaklığın kenarına oturdum. Ceketimin ceplerinden birini yırttım. Ağzıma sokup çiğnemeye başladım. Belli bir maksatla değil, gözlerim bir noktaya dikili, bir şey görmeksizin, halim zehir zakkum, ağzımda çiğniyordum. Birkaç çocuğun etrafımda oynadıklarını işitiyor, önümden geçen bir yolcuyu iç güdümle duyuyor, başkaca bir şeye dikkat etmiyordum. Birdenbire altındaki dükkanlardan birine gidip, biraz çiğ et elde etmeyi düşündüm. Yerimden kalktım, parmaklığın karşı tarafına geçtim. Çarşı çatısının öbür ucundan aşağı indim. Kasaplara yaklaşmıştım ki, Basamakların bitiminde yukarıya seslendim. Yukarıda bir köpek varmış da onunla konuşuyormuşum gibi arkama tehditler savurdum. Karşıma çıkan ilk kasaba yöneldim. Lütfen dedim, köpeğim için bir kemik verir misiniz? Bir kuru kemik, üzerinde hiç et olmasa da olur. Ağzını almaya bir şey görsün kafi. Adam bir kemik verdi. Küçük, mükemmel bir kemik. Üzerinde et de vardı biraz. Kemiği ceketimin altına soktum. Öyle candan teşekkür ettim ki adam şaşırdı, yüzüme baktı. Bir şey değil dedi. Yo öyle söylemeyiniz diye mırıldandım. Bana büyük bir iyilik ettiniz. Sonunda yukarı çıktım. Kalbim hızlı hızlı çarpıyordu. Demirciler geçidine daldım. Ta içerlere yürüdüm. Bir arka avluda harap bir kapının önünde durdum. Dört bir yanda hiç ışık görülmüyordu. Dört bir yanım karanlıktı. Mükemmel. Kemiği kemirmeye başladım. Tadı neyin tadına benziyordu? Hiçbir şeyin. Bayat kanın tıkayıcı kokusuydu kemikten yükselen. Derhal kusmak zorunda kaldım. Bir daha denedim. Yuttuklarımı çıkarmayacak olsam faydasını görecektim herhalde. Midemi yatıştırmam gerekiyordu. Kızdım. Dişlerimi hırsla et parçasına geçirdim. Birazını kopardım, sonra yuttum. Para yetmiyordu. Et kırıkları midemde ısınır ısınmaz geri geliyorlardı. Çılgına dönmüş, yumruklarımı sıktım. Çaresizlikten ağlamaklı olmuştum. Deliler gibi dişledim kemiği. Gözyaşlarım boşandı. Yaşlarla ıslandı, kirlendi kemik. Öğürüyor, küfrediyor, yeniden ısırıyordum. Kalbim çatlayacakmış gibi ağlıyordum. Tekrar kustum. Bağırıp çağırarak dünyada ne var ne yok isyan ettim. Çıt yok. Çevremde ne bir insan, ne bir ışık, ne bir ses. Zorlu bir heyecan hali yaşıyordum. Beni belki biraz doyurabilecek olan bu ufacık et parçalarını çıkarmak zorunda kaldıkça ağır ve sesli soluyor, dişlerimi gıcırdatarak ağlıyordum. Hiçbirinin fayda etmediğini görünce bitkin bir nefretle dolu, gözümü öfke bürümüş, elimdeki kemiği kapıya doğru fırlattım. Gökyüzüne yukarı bağırıp çağırdım, tehditler savurdum. Sesim kısılmış, acı acı Allah'ın adını haykırdım. Parmaklarımı pençeler gibi büktüm. İsyan ediyordum. Deliler gibi isyan ediyordum. Heyecan ve bitkinlikten titriyor, hala beddualar, hakaretler mırıldanarak, şiddetli ağlayışın peşinden, hala hıçkırarak bu çılgınca öfke boşalışıyla ezik, hurda hep aynı yerde duruyordum. Ah, ah! Bu benim sözlerim. Hatta sefaletimin ortasında kitapların diliydi ve edebiyat. Gevezelikti bunlar. Belki bir yarım saat orada kaldım. Hıçkırdım, söylendim, kapıya dayandım. Derken sesler duydum. Demirciler geçidine giren iki adamın konuştuklarını duydum. Sendeleyerek kapıdan ayrıldım. Evler boyunca sürükledim kendimi. Yeniden aydınlık caddelere çıktım. Yang tepesine doğru sürünürken beynim ansızın gayet garip bir istikamette işlemeye başladı. Çarşı meydanının yanındaki fakir barakaları hatırlamıştım. Eski elbise satan bu dükkanlar, bu harap kulübeler manzarayı bozuyorlardı. Meydanın görünüşünde bir yüz karasıydılar. Şehri kirletiyorlardı. Al aşağı etmeliydi bu döküntüleri. Coğrafya Enstitüsü'nü buraya getirselerdi, kaç para harcanacağını hesaplamadım zihnimde. Önünden her geçişimde bu güzel bina, benim öyle hoşuma gidiyordu ki, böyle bir taşıma 70-72 bin krondan daha aza çıkmazdı herhalde. İyi para, itiraf etmek lazım. Güzel bir cep harçlığı. <laughs> İlk ağızda. Ağır ağır başımı salladım. Bu paranın başlangıç için pek güzel bir cep harçlığı olacağını düşündüm. Bütün vücudum hala titriyordu. Arada derin derin içimi çekiyor, hıçkırıyordum. Ben de artık fazla bir hayat eseri kalmadığı hissine kaptırmıştım kendimi. Bıçak kemiğe dayandı gibime geliyordu. Eh, hani buna da pek aldırmıyordum. Bunun üzerinde hiç de durmuyordum. Aksine şehri geçerek limana aşağı yürüyor, odamdan uzaklaştıkça uzaklaşıyordum. Caddeye boylu boyunca serilip ölüme de uzanabilirdim. Aynı şey. Çektiğim kahırlar beni gittikçe daha vurdum duymaz yapıyordu. Yarık ayağım zonkluyor, bana acının bütün gövdeme yayıldığı hissini veriyor ama bu bile benim için öyle büyük bir ıstırap olmuyordu. Ben daha beter nelere katlanmıştım. İstasyon rıhtımına geldim. Ne bir hareket ne bir gürültü. Sadece arada bir bir insan görülüyordu. Elleri ceplerinde dolaşan bir liman işçisi veya bir tayfa. Topallayan bir adam gördüm. Yanından geçiyordum. Bana yan gözle dik dik baktı. Bir içgüdüyle yolunu kestim. Elimi şapkama götürüp sordum. Rahibe sefere çıktı mı? Sonra da kendimi tutamayıp elimi gözlerine sokarcasına uzattım. Parmaklarımı şaklattım. Vay canına, dedim. Öyle ya. Rahibe ben bu gemiyi hepten unutmuştum ama bu gemi yine de şuur altında uykuda yaşıyordu. Farkında olmadan onunla doluydum bunca zaman. Evet, hareket etti. Nereye gittiğini biliyor musunuz? Adam düşünmeye başladı. Uzun ayağının üzerine basıp kısasını yukarıya kaldırdı. Kısa ayak boşlukta hafifçe sallanıyordu. Hayır, dedi. Siz onun buradan ne yüklendiğini biliyor musunuz? Yo, diye cevap verdim. Ama ben şimdi rahibeyi unutmuştum bile. Adama eski mil üzerinden Holmstrad'ın ne kadar çekeceğini sordum. Holmstrad mı? Çekse çekse yahut Veblungsnas. Şey ne diyordum? Holmstrad'dan buradan bence... Ah durun aklıma gelmişken diye yeniden sözünü kestim. Bana lütfen bir parça tütün verir misiniz? Az bir şey. Adam tütünü verdi. Candan teşekkür ettim. Ayrıldım. Tütünü kullanmadım. Hemen cebime soktum. Adam gözlerini hala benden ayırmıyordu. Yürüsem de, dursam da bu kuşkulu bakışı üzerimde hissediyordum. Bu adamın takibinden kurtulmak istedim. Geri döndüm, yanına gittim. ''İğneci'' dedim. Yalnız bu kelime. ''İğneci'' Başkaca hiçbir şey. Bunu söylerken de yüzüne baktım dik dik. Bakışlarındaki korkunçluğu da hissettim. Ona bir başka dünyadan bakıyordum sanki. Bu sözü söyledikten sonra bir an öylece durdum. Sonra tekrar istasyon meydanına doğru yürümeye başladım. Adam hiç sesini çıkarmamış, sadece gözlerini benden ayırmamakla devam etmişti. İğneci mi? Birden durdum. Evet, bu his bende ansızın uyanmamış mıydı? Bu sakat adama daha önce de rastladığım hissi. Ben ona Granson'da güneşli bir sabah vakti rastlamıştım. Yeleğimi rehine verdiğim gün. O zamandan bu yana yıllar, yıllar geçmişti sanki. Bana öyle geliyordu. Uman Caddesi'ne açılan çarşı meydanının köşesinde bir evin duvarına dayanmış, düşünürken birden ilkildim. Kaçmak istedim. Kaçamayınca kas katı diktim gözlerimi önüme. Utancımdan başımı yere eğdim. Yapılacak hiçbir şey kalmamıştı. Komutanla yüz yüze gelmiştim. Alabildiğine hoyratlaştım. Dikkatini üzerime çekmek için duvardan bir adım öne çıktım hatta. Ben bunu kendimi acındırmak için değil, kendimi maskara etmek, teşhir direğine çekmek için yaptım. Sokağın ortasına serilmek, komutandan rica etmek geçti içimden. Çiğne beni. Bas suratıma. Selam bile vermedim. Komutan bende bir kaçıklık olduğunu sezdi anlaşılan. Adımlarını biraz yavaşlattı. Onu durdurmak için size bir yazı getirecektim ama istediğim gibi olmadı henüz dedim. Öyle mi? dedi. Tamamlayamadınız mı? Hayır. Daha bitiremedim. Fakat fakat komutanın gösterdiği yakınlık karşısında gözlerim yaşarmıştı. Kuvvet kazanabilmek için sertçe öksürdüm. Komutan burnundan soludu. Yüzüme baktı. "Şu sıralarda geçinecek paranız var mı?" dedi. "Yok." diye cevap verdim. "O da yok. Bugün hala ağzıma lokma koymadım." Fakat "Allah korusun, hiç olur mu? Sokaklarda açlıktan öleceksiniz be kuzum." dedi. Hemen elini cebine soktu. Utanç duygusu içimde o anda uyandı. "Sen deledim." Yine duvara dayandım, tutundum. Komutanın cüzdanını karıştırmasına bakıyor, tek söz söyleyemiyordum. Bana bir on kron uzattı. Bir yandan da tekrarladı. Hiç olur mu? Açlıktan öleceksiniz. Kekeleyerek itiraz ettim. Parayı almadım hemen. Çok ayıp bu benim yaptığım. Hem çok fazla bu. Çabuk olun, dedi. Saatine baktı. Ben treni bekliyordum. Sesi geliyor. Parayı aldım. Sevinçten kötürümleşmiştim. Hiçbir şey demedim teşekkür bile etmedim. Bunun için üzülmeyiniz, dedi komutan son olarak. Ben sizin yazacağınızı biliyorum. Onun karşılığı. Yürümeye başladı. Beş on adım uzaklaşmıştı ki birden yardımına teşekkür etmediğimi hatırladım. Yetişmek istedim. İlerleyemiyordum ki. Ayaklarım kımıldamıyor, her davranışımda yıkılır gibi oluyordum. Komutan uzaklaştıkça uzaklaştı. Vazgeçtim. Peşinden seslenmeyi düşündüm. Cesaret edemedim. Sonunda yine de cesaretlenip bir iki seslendimse de o artık çok uzaklaşmış bulunuyor, sesim çok zayıf çıkıyordu. O gitti, ben kaldım. Peşinden baktım, sessizce ağladım. Böyle bir şey hayatımda ilk defa dedim kendi kendime. Bana on kron verdi. Geri döndüm. Onun durduğu yerde durdum. Hareketlerini tekrarladım. Banknotu yaşlı gözlerime tuttum. Önüne arkasına baktım. Küfretmeye, Gelişi güzel küfür etmeye başladım. Elimde tuttuğum on kron içindi bu küfürler. Bir süre sonra, belki de çok, çok sonra, çünkü ortalıkta ses seda tamamıyla kesilmişti, kendimi Tomte Caddesi'nde on bir numaralı evin önünde bulup şaşırdım. Ben burada bir gün arabasına bindiğim bir arabacıyı atlatmıştım. Binanın ön kapısından içeri dalıp arka kapısından çıkmıştım da beni kimseler görmemişti. Bir an durup kendime geldikten sonra kapıdan ikinci defa girdim. Doğruca yolculara yemek ve oda veren yere gittim. Yatacak yer istedim. Bana hemen bir yatak gösterdiler. Salı Güneş ve sessizlik Nefis ve aydınlık bir gün Kar kalkmıştı, her taraf hayatla kaynaşıyordu Sevinç, neşeli yüzler, gülüşler, gülümseyişler Havuz fıskiyelerinden su demetleri, güneşten altın, mavi gökten mavi kemerler kurarak yükseliyorlardı Ayrılmak bilmediğim, komutanın on kronu sayesinde rahat ettiğim Tomte Caddesi'ndeki odadan öğleye doğru çıktım, şehre daldım. Keyifliydim çok. Bütün bir öğleden sonra en işlek caddelerde gezindim, insanları seyrettim. Saat daha yediye gelmemişti. Sen Olaf meydanına çıktım. İki numaralı evin pencerelerine yukarı baktım gizlice. Bir saat sonra onu görecektim. Bütün bu süre içinde hafif ve zevkli bir korku yaşayarak gezindim. Ne olacaktı şimdi? Merdivenlerden inince ne yapacaktım? Bonsu var, matmazel mi demeli, yoksa sadece gülümsemeli miydim? Gülümsemekle yetinmeye karar verdim. Saygıyla eğilip selamlayacaktım tabii. Bu kadar erken hazırlandığım için biraz utandım. Ardından oracıktan uzaklaştım. Bir zaman Karl Johan Caddesi'nde gezindim. Gözüm üniversite saatindeydi hep. Sekiz olunca üniversite caddesinden geri döndüm. Yolda birkaç dakika gecikebileceğim hatırıma geldi. Adımlarımı mümkün mertebe açtım. Ayağım fena ağrıyordu. Ama başkaca bir rahatsızlığım yoktu neyse. Havuz başında yerimi aldım. Uzun uzun soludum. Hep iyi zaman durdum orada. İki numaralı evin camlarına yukarı baktım. Ama o görünmüyordu. Beklerdim, acelem yoktu ya. Belki de bir engel çıkmıştı. Beklemeye devam ettim. Olup bitenler rüya değildi ki. İlk buluşmamız bir kuruntu muydu? Ateşler içinde kavrulduğum o geceki karşılaşmamız, ümitsizlik içinde bunu düşünmeye, içimde bir şüphenin belirdiğini hissetmeye başladım. Hu dedi bir ses arkamda. Bu hafif sesi duydum. Yavaş adımların yaklaştığını da duyuyor ama arkama dönmüyor, sadece önümdeki büyük basamağa bakıyordum. Bonsuar, dedi ses. Daha sonra, gülümsemeyi unuttum, şapkamı bile çıkaramadım hemen. Onun bu taraftan gelişi beni şaşırtmıştı. Çok beklediniz mi?" dedi. Koşmuş da yorulmuş gibi hızlı nefes aldı. "Hayır, az önce geldim." diye cevap verdim. Hem beklemiş olsam bile ne çıkar? Bu yandan geleceğinizi hiç düşünmemiştim. Annemi bir tanıdığımıza kadar götürdüm. Bu gece annem evde yok." "Ya!" dedim. Yürümeye başlamıştık. Sokan köşesinde bir polis durmuş bize bakıyordu. "Fakat nereye gidiyoruz?" dedi ve durdu. Nereye derseniz, siz nereye isterseniz. Uf, insanın tek başına karar vermesi çok zor. Sustuk. Sırf bir şey söylemiş olmak için pencerelerinizde ışık yok dedim. Aa tabii diye cevap verdi canlı bir sesle. Hizmetçi de izinli. Ben evde yalnızım. Durduk. İki numaralı evin pencerelerine baktık. İkimiz de ilk defa görüyormuşuz gibi. Yukarıya size çıkamaz mıyız diye sordum. Ben eğer isterseniz hep eşikte otururum. Fakat heyecandan titremiş, bu kabalığıma çok pişman olmuştum. Ya gücenir de beni bırakıp giderse, ya kendisini bundan böyle görmeme izin vermezse, ah ne kadar akılsızım, ümitsiz, vereceği cevabı bekledim. Ne diye eşikte oturasınız, dedi. Eve gelip yukarıya çıktık. Karanlık sofada elimden tuttu, bana yol gösterdi. Susmanız için sebep yok, konuşsanıza, dedi. Odaya girdik. Işık yakarken lamba değil, bir mum. Mumu yakarken hafifçe güldü. Ama bakmayın yüzüme, dedi. Uf, utanıyorum. Fakat ben bunu bir daha yapmam. Neyi bir daha yapmazsınız, dedim. Şeyi, uf, hayır, Allah saklasın. Ben sizi bir daha hiç öpmeyeceğim. Yapmayacağınız şey bu mu, dedim. Gülüştük. Elimi uzattım ona doğru. Yana kaydı. Masanın öte tarafına kaçtı. Bakıştık bir müddet. İkimizin arasında mum yanıyordu. Sonra yüzünden tülü, başından şapkasını çıkardı. Bu işleri yaparken de parıldayan gözlerini benden ayırmıyor, hareketlerimi kollayarak kendisini yakalamama mani olmak istiyordu. Tekrar bir hamle yaptım. Halının üzerinde sendeledim, düştüm. Yaralı ayağım beni artık taşımak istemiyordu. Gayet mahcup, ayağa kalktım. Hay Allah, ne diye bu kadar kızardınız dedi. Fakat ne aksilik. Evet, aksilik işte. Tekrar kovalamacıya başladık. Siz topallıyorsunuz galiba. Biraz topallıyorum belki ama çok az. Geçen de bir parmağım sakatlanmıştı. Şimdi de ayağınız. Her şeyde sizi buluyor. Birkaç gün önce hafif çiğnendim. Çiğnendiniz mi? Yine sarhoş muydunuz? Allah'ım sana sığındım. Bu ne hayat kuzum? İşaret parmağıyla tehdit etti. Ciddileşti. Oturalım dedi. Hayır, kapı yanına değil. Çok çekingensiniz. Oraya siz, oraya ben buraya. Şimdi oldu. Üf, çekingen insanlar ne zor. Onların yanında her şeyi bizim yapmamız, bizim söylememiz lazım. Bize hiç de yardım etmezler. Şimdi siz mesela elinizi iskemlenin arkasına dayayabilirsiniz. Bunu sizin akıl etmeniz lazım öyle ya. Ben böyle bir şey söyledim mi inanmamış gibi gözlerinizi açıyorsunuz. Evet cidden. Kaç kere farkına vardım bunun. ''İşte şimdi yine yaptınız. Fakat beni inandırmaya kalkışmayın. Çok alçak gönüllüyüm diye. Hani sarhoştunuz ya beni evime kadar takip etmiştiniz. O vakit kabalığınız üstünüzdeydi oldukça. Laf atmış, maskaraca sözlerinizle beni taciz etmiştiniz. Kitabınızı düşürdünüz. Matmazel, cidden kitabınızı düşürdünüz matmazel. Ha ha hay! Tüh! Hiç size yakışır mı?'' Kendimden geçmiş oturuyor ona bakıyordum. Kalbim küt küt atıyor. Damarlarımda kan ılık ılık akıyordu. Tekrar bir aile yuvasında oturmak, saatin tiktaklarını dinlemek, kendi kendimle değil de genç, canlı bir kızla konuşmak öylesine doyulmaz bir hazdı ki. Niçin konuşmuyorsunuz? Ne kadar tatlısınız, dedim. Büyülediniz beni. Şu anda ta gönlümden büyülendim. Elimden ne gelir? Siz çok tuhaf bir kızsınız. Siz gözlerinizden bazen öyle bir ışık taşıyor ki ben hiç böyle gözler görmedim çiçeklere benziyor. Ne? Hayır, hayır, çiçeklere değil. Belki de şeye. Ben size öylesine vuruldum ki her şeyi boşuna. İsminiz ne sizin? Ama artık söyleyin sahiden. İsminiz ne? İsminiz ne? Allah'ım az kaldı yine unutuyordum. Ben dün hep size bunu sormayı düşünmüştüm. Evet, yani bütün gün değil tabii. Ben sizi dün bütün gün düşünmedim şüphesiz. Biliyor musunuz? Ben ne at taktım size? Ben size İlyali diyorum. Hoşunuza gitti mi bu isim? Çok akıcı. İlyali? Evet. Yabancı bir isim mi bu? Yo, hayır. Evet, fena değil. Uzun konuşmalardan sonra birbirimize isimlerimizi söyledik. Kanepede ta yanıma oturdu. İskemle'yi ayağıyla itti. Tekrar sohbete koyulduk. Bu akşam tıraşta olmuşsunuz, dedi. O gecekinden biraz daha iyicesiniz. Ama bu fark gayet az. Zannetmeyiniz ki... Hayır, geçen sefer cidden çok perişan bir haliniz vardı. Üstelik parmağınızda o pis paçavra, öyleyken benimle ille de bir yere gidip şarap içmek istemiştiniz. Aa, ne münasebet. O gece kılıksızdım diye mi gelmek istemediniz benimle? Yo diye cevap verdi. Önüne baktı. Hayır, vallahi onun için değil. Bunu düşünmedim bile. Dinleyin, dedim. Siz hiç şüphe yok, istediğim gibi yaşamak, giyinmek benim elimdedir sanıyorsunuz, değil mi? Fakat nerede? Ben fakirim, çok fakir. Yüzüme baktı. Sahi mi? diye sordu. Evet öyle, sustuk. Ah Allah'ım ben de sizin gibiyim, dedi başının masum bir hareketiyle. Deli dolu konuşması, ufak tefek münasebetsizlikleri, gebezelikleriyle tam orta seviyeden bir Kristiyana kızı olmasına rağmen her sözü beni mest ediyor, şarap damlaları gibi içime vuruyordu. Ben bir şey söylerken başını hafif yana eğerek konuşuyor, soluklarını hemen hemen yüzümde hissediyordum. ''Biliyor musunuz?'' dedim. Ben ''Ama sakın kızmayın, dün gece yatınca kolumu sizin için uzattım. Şöyle, sanki siz koluma yatmışsınız gibi.'' ve öyle uyudum. Sahi mi? Ne güzel. Sustuk. Ama bunu her zaman yapamazsınız çünkü her zaman yapamaz mıyım? Hayır zannetmiyorum. Benden her şey umulur dedim. Göğsümü kabarttım sonra da kolumu vücuduna doladım. Sahi mi? diye cevap verdi sadece. Beni bu derece terbiyeli sanması canımı sıkıyor, onuruma dokunuyordu. Doğruldum, cesaretimi topladım, elini tuttum. Fakat usulca çekti elini, benden uzaklaştı biraz. Cesaretimi kaybettim yine. Utandım, pencereye baktım. Bu halimle öyle zavallıydım ki bir şeyler ümit etmeye imkan göremiyordum. Ona o zaman rastlasaydım, iyi günlerimde, henüz insana benzerken, param bolcayken rastlasaydım, durum başka olurdu. Kendimi çok düşmüş, kolu kanadı kırılmış hissediyordum. Bakın, işte yine, dedi. En ufak bir kaş çatıklığı sizi korkutmaya kafi. İnsan sizden biraz uzaklaştı mı hemen boynunuzu büküyorsunuz. Çapkınca güldü. Yüzüne bakılmasına o da tahammül edemiyormuş gibi gözlerini yummuştu. Yeter artık dedim. Şimdi görürsünüz siz. Kollarımı omuzlarına doladım. Bu kız aklını mı kaçırmıştı? Beni bu kadar toy mu zannediyordu? Ha <laughs> ha. Peki ben bilirdim yapacağımı. Arkamdan miskin dedirtmeyecektim kimseye. Madem bir cesarete bakıyordu, o halde kim demiş bende hiç iş yok diye. Sessizce oturuyor, gözlerini hep yumulu tutuyordu. İkimiz de konuşmuyorduk, sıkıca sarıldık. Öptüm. Kendimde değildim artık. Saçma sapan bir şey söyledim, güldü sözlerime. Birden aklını başına topladı. Çok ileri gittiğini anlar gibi oldu. Biraz doğruldu. Şaşkınlığı gizlemek için yine omzuma dökülmüş saçlardan bahsetmeye başladı. Saçlarınız neden böyle dökülüyor? Bilmem. Tabii çok içiyorsunuz ve belki de... Hmm, hadi söyleyeyim yiyeyim, utanmanız lazım. Sizden bunu hiç ummazdım. Daha bu yaşta saçsız kalmışsınız. Lütfen anlatır mısınız bana nasıl yaşadınız? Eminim ki korkunç bir hayat. Fakat doğruyu söyleyin. Anlıyorsunuz ya, kaçamak yok. Benden bir şey saklayacak olursanız, ben hemen anlarım yüzünüzden. Anlatın hadi. Ah, öyle bitkindim ki, rol yapacağıma, bütün bu didinmelerle kendime eziyet edeceğime sessiz sakin otursam da onu seyretsem ne iyi olurdu. Hiçbir diş gelmiyordu elimden. Ben bir paçavra olmuştum artık. Başlayın, dedi. Fırsatı ganimet bildim, her şeyi anlattım. Sadece doğruyu anlattım. Olduğundan kötü göstermedim hiçbir şeyi. Onu kendime acındırmak da değildi maksadım. Hatta bir gece beş kronç aldığımı da söyledim. Ağzı açık oturuyor, sararmış, ürkmüş, parıltılı gözlerinde şaşkınlık dinliyordu. İşi tatlıya bağlamak, verdiğim hüznü dağıtmak istedim. Dikildim yerimde. Ama anlattım, dedim. Hepsi geçti. Artık kapatalım bu bahsi. Şimdi her şey yolunda. Fakat ürkmüştü çok. Allah'ım sana sığındım dedi sadece ve sustu. Bu cümleyi kısa aralıklarla birkaç kere tekrarladı. Arada hep susuyordu. Allah'ım sana sığındım. Şakalaşmaya başladım, gıdıklamak için böğrünü tuttum. Göğsüme doğru kaldırdım kızı. Hayli mutluydu. Kendimi bir çapkın gibi gösterseydim acaba daha mı çok sevecekti beni? Aptallığın lüzumu yok. Sadece cesur olmak gerekiyordu. Kızı tuttuğum gibi işte öyle kanepeye yatırdım. Direnmek istedi. Hayretle yüzüme baktı. ''Hayır, ne yapıyorsunuz?'' dedi. ''Ne mi yapıyorum?'' ''Hayır, hayır olmaz.'' ''Olur, olur.'' ''Hayır anlamıyorsunuz.'' diye bağırdı. Sonra da şu ikinci sözleri ilave etti. Siz delisiniz galiba. Elimde olmadan durdum. Bunu ciddi mi söylüyorsunuz? Tabii ha. Öyle acayip bir haliniz var ki. Ya peşime düştüğünüz gün. Demek o gün siz sarhoş değildiniz. Hayır. Ben o gün aç da değildim. Az önce yemek de yemiştim. Daha penaya. Sarhoş mu olaydım istiyorsunuz? Evet. Üf, Sizden korkuyorum ben. Allah'ım bırakın beni canım. Düşündüm. Hayır, bırakamazdım. Bıraksam çok şey kaybederdim. Akşamın bu geç saatinde bir kanepe üzerinde gevezeliğin sırası mı? Böyle bir zamanda mırın kırın etmek ha? Bütün bunların utangaçlıktan ileri geldiğini bilmesem hadi neyse. Toyluğun lüzumu yok. Sus bakalım. Bırak bu saçmalığı. Kız şiddetle direniyordu. Sırf utangaçlıktan olamazdı bu. O derece kuvvetli direniyordu. Kazayla olmuş gibi mumu devirdim. Mum söndü. Kız ümitsiz mukavemetine devam ediyordu. Hafifçe inledi hatta. Kalktı. Titreyen elleriyle mumu yeniden yaktı. Kanepede arkama yaslandım. Hiçbir şey yapmadım. Ne olacaktı şimdi? Kendimi çok fena hissediyordum. Bakışları duvara, saate gitti. İrkildi. ''Ay, hizmetçi neredeyse gelir.'' dedi. İlk sözü bu oldu. Bu sezdirişi anladım. Ayağa kalktım. Giyinecekmiş gibi mantosunu aldı. Fakat düşündü, Mantoyu yerine bırakıp şömineye gitti. Solgundu. Telaşı gittikçe artıyordu. Bana kapıyı gösteriyor gibi olmasın diye. ''Babanız asker miydi?'' dedim. Bir taraftan da gitmeye hazırlandım. ''Evet, askerdi. Nereden biliyorsunuz?'' ''Bildiğimden değil. Aklıma geldi. Söyledim.'' ''Garip şey.'' ''Öyle. Bazen böyle sezişlerim olur benim. Bu da bendeki delilik alametlerinden biri.'' Hemen yüzüme baktı ama hiç cevap vermedi. Varlığımın ona azap çektirdiğini hissettim. Kısa kesmek istedim. Kapıya doğru yürüdüm. Şimdi beni bir daha öpmeyecek miydi? Elini olsun uzatmayacak mıydı? Durup bekledim. "Gidiyor musunuz?" diye sordu. Hala şöminenin yanında duruyordu. Cevap vermedim. Küçülmüş, şaşırmıştım. Bir şey söylemeden yüzüne baktım. Ben ne yapmıştım ki? gitmek üzere oluşum ona hiç tesir etmiyordu. Benim için birdenbire sanki yok olmuştu. Ona veda etmeme yarayacak bir şey, tesirli, derin bir söz, ona dokunacak, onda belki de saygı uyandıracak bir söz aradım. Kesin kararımın tam tersine olarak mağrur ve soğuk değil de yaralı, tedirgin, gücenik bir halde adeta önemsiz şeylerden bahsetmeye başladım. İstediğim sözü bulamayınca düşüncesizliğe vurdum işi tekrar nutuk çekmeye, kitapların dilini konuşmaya başladım. ''Neden düpedüz, açıkça git artık demiyorsunuz?'' diye sordum. ''Evet, neden?'' ''Çekinmeye değer mi?'' ''Bana hizmetçinin neredeyse eve döneceğini hatırlatacağınıza doğrudan doğruya şöyle deseniz, artık uzaklaşın buradan, çünkü ben şimdi annemi almaya gideceğim ama bana yolda arkadaşlık etmenizi istemiyorum.'' ''Siz bunu düşünmediniz mi?'' ''Yo, yo, düşündünüz.'' Ben bunu hemen anladım. Lep demeden leblebiyi anlarım ben. Siz daha mantonuzu alıp da sonra yine bırakınca verdim ben bu hükmümü. Dedim ya, sezgilerim vardır benim. Hem aslını ararsak bunun delilikle öyle pek ilgisi olmasa gerek. Fakat ne olur affedin, ağzımdan kaçtı bu söz, dedi. Ama hala yerinden kımıldamıyor, yanıma gelmiyordu. Yılmıyordum, sözlerime devam ettim. Boyuna söylüyor, onu sıktığımı, sözlerimin bir tekinin bile ona tesir etmediğini düşünerek azap duyduğum halde yine de bitirmiyordum konuşmamı. İnsan deli olmasa bile biraz hassas bir kalbe sahip olabilir. Pekala, öyleleri vardır ki ufak tefek şeyler onları yaşatır da sert bir söz onları öldürür. Ben öyleyim işte. Mesele şu, fakirliğim bendeki bazı vasıfları o derece keskinleştirmiştir ki bunlar benim başıma adeta dert açar. Evet, ne çare böyle bu? Ama faydaları da vardır bunun. Bazı hallerde bunların bana yardımları dokunur. Fakir aydın, zengin aydından çok daha kuvvetli görür. Fakir, attığı her adımda etrafına bakınır, insanlardan işittiği her kelimeyi şüpheyle dinler. Her adım onun düşünce ve duygularına böylece bir vazife, bir iş yüklemiş olur. Onun kulağı deliktir, duygusu ince, o tecrübelidir, ruhu yanık yaralarıyla doludur. Uzun uzadıya ruhumdaki bu yaralardan bahsettim. Fakat konuşmam uzadıkça onun da telaşı artıyordu. Sonra da ümitsiz ve perişan birkaç kere "Allah'ım sen bilirsin." dedi ellerini ovuşturdu. Ona işkence ettiğimi görüyor, ona azap çektirmek istemiyor ama yine de çektiriyordum. Nihayet en gerekli şeyleri kalın çizgilerle söylemiş olduğuma kanaat getirdim. Meyus bakışları dokundu bana. "Gidiyorum. Hemen gidiyorum." dedim. Elimin kapı tokmağında olduğunu görmüyor musunuz? Hoşçakalın, hoşçakalın. Size iki kere hoşçakalın dedikten, gitmeye kesin karar verdikten sonra bari bir şey söyleyin bana. Sizden tekrar görüşmemizi bile rica etmiyorum. Çünkü bu size azap vermek olur. Ama söyleyin bana, beni neden rahat bırakmıyorsunuz? Ben size ne yaptım? Ben size mani olmuyorum değil mi? Artık beni hiç tanımıyormuşsunuz gibi niçin birdenbire yüz çevirdiniz benden? Siz şimdi beni eskisinden de beter ettiniz. Hiçbir şey bırakmadınız bende. Fakat Allah'ım ben yine de deli değilim. Çok iyi biliyorsunuz. Biraz düşünseniz şu anda hasta değilim ben. Gelin elinizi verin bana. Yahut müsaade edin de ben sizin yanınıza geleyim. Olur mu? Size bir kötülük yapmam. Yalnız bir an önünüzde diz çökeyim. Yalnız bir an olur mu? Hayır hayır vazgeçtim. Çünkü görüyorum korkuyorsunuz. Hayır gelmem. Eşitiyor musunuz? Allahım, neden böyle korkuyorsunuz? Yerimden bile kımıldayamıyorum ki. Şuracıkta halının üzerinde bir dakika diz çökmek isterdim, şuracıkta ayaklarınızın dibinde, şu kırmızı kısım üzerinde. Fakat korktunuz. Bunu hemen gözlerinizden anladım. Onun için sessizce duruyorum. Rica ettim. Ama bir adım bile atmadım, değil mi? Şimdiki gibi kımıldamadan durdum. Önünüzde diz çökmek istediğim yeri, halıdaki kırmızı gülü gösterirken de kımıldamadım. Parmağımla bile göstermedim, işaret bile etmedim. Sırf sizi korkutmamak için, sadece başımı uzatıp baktım öyle. Siz pek ala anladınız hangi gülü göstermek istediğimi. Ama orada diz çökmeme izin vermediniz. Benden korkuyorsunuz, bana yakın olmaya cesaretiniz yok. Bana deli demeye vicdanınız nasıl razı oldu, anlamıyorum. Değil mi? Buna artık siz de inanmıyorsunuz değil mi? Yazındı o, çok zaman önce. O vakit delirmiştim ben. Çok fazla çalışıyor, düşüncelere bir daldım mı yemek zamanlarını unutuyordum. Her Allah'ın günü düşünmeliydim. Fakat hep unutuyordum. Tanrı şahidim, sözlerimde yalan yok. Şuradan şuraya sağ gidemeyeyim, yalan söylüyorsam. Görüyorsunuz ya, günahıma gidiyorsunuz. Paraca dardaydım da ondan mı? Hayır. Kredim var benim. Geniş ölçüde kredim. Ingepret'ten, Gravenson'dan alabilirdim. Cebimde çok zaman bol param da olurdu. Yine de yiyecek almazdım. Unuturdum çünkü. Anlıyorsunuz ya, ne bir şey söylüyor, ne bir cevap veriyorsunuz. Şöminenin yanından ayrılmıyorsunuz. Durmuş gitmemi bekliyorsunuz. Acele yanıma geldi. Elini uzattı bana. Kuşkuyla yüzüne baktım. İçinden gelerek mi yapmıştı bunu, yoksa sırf beni başından savmak için mi?'' Kolunu boynuma doladı. Gözlerinde yaşlar vardı. Öylece duruyor, yüzüne bakıyordum. Dudaklarını uzattı. İnanamadım. Besbelli bir fedakarlıktı yaptı. Sadece bu işe son vermek için bir çare. Bir şey söyledi. Sizi yine de seviyorum galiba. Çok yavaş, belli belirsiz söylemişti. Belki de beni iyi işitemedim. Belki de tam bu değildi söylediği. Fakat göğsüme bıraktı kendisini. İki kolunu da bir müddet boynumda sarılı tuttu. İyice yetişebilmek için ayaklarının ucunda yükseldi hatta ve öylece durdu. Bunun zoraki bir yakınlık olmasından korktum. Sadece, şimdi ne kadar güzelsiniz dedim. Başka bir şey demedim. Çekildim, kapıyı açtım. Geri geri giderek çıktım dışarı ve o içeride kaldı. Üçüncü Bölümün Sonu